Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'atsâmi illâ billâh لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى حَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تبارك وتعالى birazdan idrak edeceğimiz 27. gecemizi mübarek İsra ve Mi'raç gecemizi hakkımızda mübarek eylesin. Amin. Hayırlara vesile eylesin. Amin. İbadetlerle ihyasına muvaffak eylesin. Amin. Yarınki gün orucuna muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bugün de oruç tutulurdur. Recep'in her günü oruç makbuldür ama 27. gün orucu ne zamandır? Söylüyorum senelerdir ama yine bakıyorum, bugün kandil diye tutuyorlar. Her zaman diyoruz, İslam'da gece öncedir, gündüz sonradır. Takvime de baksanız görürsünüz, Recep'in 27'si yarındır. Onun için oruç da 27. gün orucudur. İnşallah akşam yatsı arasındaki kalan bölümde namaz ve orucu ile ilgili birkaç hadis-i şerif rivayet edeceğim inşallah. Biz de biraz geç kaldık da, fakat hoca efendiler, Kerkük'ten gelen hocalarımız sizi şenlendirdiler elhamdülillah. Kaste-i Bürde'den okudular, diğer Ebyat-ı Şerife'den okudular. Efendim, meclisiniz mamur oldu elhamdülillah. Hocamız, Kerkük Uleması Heyeti Başkanı, Şeyh Adil Mahmud, babası Şeyh Mahmud, Molla Mahmud Efendi, Türkmenlerin büyük şeyhi, büyük üstadı. Allah hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin. Babasını, yaş 80 oldu mu acaba? 75 olmuş maşallah. Ta hayırla yaşasın da oradaki Ehl-i Sünnet'in kalesi olur. Oradaki Ehl-i Sünnet'in kalesi odur Kerkük'te. Allah Şia'nın projelerini iptal eylesin. Yahudi uşakları olan PKK, PYD, Talebani, Barzani, bunların da projelerini iptal eylesin. Amin. Amin. Allah'ım bayraklarını da inzal eylesin, indirsin. Amin. Allah'ım orası Osmanlı vilayeti, Türkmenlerin şehri. Fakat nüfuslarla oynadılar. Nüfus kayıtlarını falan yaktılar, yıktılar. Çok oyunlar ettiler. Şimdi bundan sonra bakalım tabii. Allah Teala zalimi zalime musallat eder. Onun için biz bu Şia'ya çok, yani İran hükümet projesi olarak biliyorsunuz bu işi yapıyorlar. Kerkük'te geliyorlarmış. İşte efendim, gençleri bedava uyuşturucu dağıtıyorlar. Türkmenlerin gençlerini, Ehl-i Sünnet'in gençlerini uyuşturucuya müptela etmek için, dinden imandan uzak etmek için her türlü melaneti yapıyorlarmış. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in ismini yerlere koyuyorlarmış, çiğniyorlarmış. Hazreti Ayşe anamıza iftiralar dağıtıyorlarmış. Bildiğiniz gibi değil. Yani Kerkük'teki, artık Musul'da ondan aşağı değildir. Bütün buralarda esas projeler, meseleler Ehl-i Sünnet'i dağıtmak meselesidir.
Tabii ki biz Türk olduğumuz için Türkmenlerle efendim ırktaşlığımız vardır. Bir insan kavmini, ırkını severse bunun İslam'da zararı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etti. Yani kişi kendi kavmini sever buyurdu. Sevmesi de tabiidir buyurdu. Bunun için tabii Türkmen oldukları için bir özellik oluyor. Ama ümmet meselesinde biliyorsunuz ehli sünnet biz bakarız. Onun için biz ehli sünnet olanları diğerlerine göre tabii kıyas edilmeyecek derecede yakın tutarız, yakın biliriz. Ama zulme uğramış her kimse, mazlum olan her kimse, kafir de olsa mazluma yardım edilir, mazlumun elinden tutulur. O ayrı bir şey. Zulme uğrayan her kimse. Ama şu anda orada hem ehl-i sünnet dağıtılmak isteniyor, hem Türkmenler dağıtılmak isteniyor. Efendim Şia orayı tamamen işgal etmek istiyor. Gençlerimizi vesaire. Zaten halkı biliyorsunuz IŞİD'de İngiliz, Amerika, İsrail, arka plan Şia'da İsrail'le beraber bütün bu IŞİD projesinden kendileri çıkarttılar. Böylece Ehl-i Sünnet'in memleketlerini işgal etmek istediler. Sonra IŞİD'i çekiyorlar. Kendileri geliyorlar, yerleşiyorlar. Bunlar artık haberlerde bile rastgele görebileceğiniz kadar netleşti yani olaylar. Ben dediğim zamanlar bazıları abartıyor mu, kabartıyor mu diyordular ama seneler sonra ortaya çıkan durum bizim haklı olduğumuzu, evvelce her hususta olduğu gibi efendim, bunları kafirlerin kurdurduğu, bunların efendim Şia'nın İsrail'le gizli anlaşmaları olduğu, şimdi yine Amerika ondan dalaşıyor, malaşıyor gibi görünüyor. Bütün bunlar, yani bu dalaşmalar da numara olabilir. Yine bunlara bir şey olacağı yok. Yine olan ehl-i sünnete olur. Irak'ta ehl-i sünneti perişan ettiler. Suriye'de ehl-i sünneti perişan ettiler. Libya'da ehl-i sünneti perişan ettiler. Yemen'de ehl-i sünneti perişan ettiler. Filistin zaten ehl-i sünnet perişan ettiler. Yani bütün dolap ehl-i sünnetin zayıflaması üzerine kurulmuş, döndürülüyor. Şu gelecek mübarek Miraç gecesi hürmetine. O mübarek gecede Allah-u Teala'nın cemalini gören o gözler hürmetine, o Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri hürmetine, o rü'yet hürmetine, vasl-ı uryan hürmetine, mübarek gecede vakı olan lika-i şerif hürmetine Allah Teala Şia'nın bütün projelerini iptal eylesin. Amin. İsrail'in Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesini Allah'ım iptal eylesin. Amin. Kürdistan adı altında Küçük İsrail, sonra eklenecek olacak Büyük İsrail devlet projesini Allah'ım iptal eylesin. Amin. Şu mübarek gecede onu gören gözler hürmetine, zatına nazar eden gözler hürmetine, Ayneyn Şerifeteyn hürmetine, Allah'ım Tebareke ve Teala vatanımızı eyaletlere bölünmekten muhafaza eylesin. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Ehl-i sünnetin izzetiyle, devletiyle müşerref eylesin. Amin. İslam vatanlarını da bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyleyip, amin, her yerde ehl-i sünnetin adaletli, suhuletli, insaflı düzenlerini Allah'ım tesis eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi inşallah önümüzdeki perşembeden itibaren ben burada devam edeceğiz. Yani Hayder oldu şimdi. Hayder'in sohbet yerimizde devam edeceğiz. Ancak Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Zaten Berat gecesi de burada olacağız inşallah. Sonra Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz iftar oluyor. Herkes oruçta oluyor falan. İftardan evvel sohbet yapacağız. Lale Gül'den takip edersiniz inşallah. Ramazan-ı Şerif'e kadar sohbetleri kaçırmayalım inşallah. İlim meclislerinden istifade edelim. Ne buyurdu Davud Aleyhisselam? Ya Rabbi ilim meclislerini, zikir meclislerini ileri geçip de, orayı es geçip de oraya katılmayacak olursam ayaklarımı kır. Çünkü o zaman ayaklarımı kırıp da beni ilim meclisine oturtursan bana nimet vermiş olursun. Yani bu çok acayip bir duadır. Davud Aleyhisselam'ın bu duası kitaplarımızda zikrediliyor. Efendim, Arapçasını da okuyabiliriz. İlahi izâ ra'eyteni ucavizü mecalise zâkirîn. Ya Rabbi beni görürsen ki zikredenlerin meclislerini bırakıyorum da
İlâ mecâlisil gâfilîn, gaflet edenlerin, ilimden, dinden bahsetmeyenlerin toplantılarına, konularına, konuşmalarına katılıyorum. Feksir ricli dûnehum. Fe innâ ni'metün tün'imu biha aleyye. Ben daha gafillerin meclisine gitmeden ilim meclisinde bulunan zâkirlerin meclisinde ayaklarımı kır ki o zaman bana nimet inam etmiş olursun. Siz elhamdülillah seve seve geliyorsunuz. Allah Teala ayaklarınızı kırmasın. Amin. Devamlı ilim meclislerine götürsün. Amin. Getirsin. Amin. Zikir meclislerinde daim eylesin hepimizi. Amin. Yani perşembede akşam namazında yani akşam ezanıyla cemaatle akşam namazını kılarız inşallahurrahman. Şimdi okuduğum bir kitap El-Mekaletül Kutsiye diye İmam Şeyh Ebu Umer Osman İbni Muhammed El-Belhi radıyallahu anh'ın kitabında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi Mevla ile olan muhatabatı konuşmaları, mükalematından bahsediyordu. Birkaç haftadır perşembeleri onu yapıyorum. İşte evvelce bir iki ders daha yaptım, onu arıyoruz şimdi. Onu da bulursak ekleriz onları, bir toplama yaparız inşallah sonra. Bu mübarek gecede, 27. gecede Estaizu billahi subhanellezi esra bi abdi leyle kulunu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem gecenin az bir saatinde alıp götüren minel mescidil haram mescidil haramdan ilel mescidil aksa mescidil aksa'ya ki ellezi barakna havlu etrafını biz mübarek kıldık. Yani kendisi zaten mübarek, etrafı da mübarek. Etrafı da Ürdün, Filistin, Şam Şerif, ta Mescid-i Aksa'nın etrafına Urfa'ya kadar dahildir. Antep o bu ayet-i kerimenin şeyine giriyor. Yani zeytin yetişen bölgeler Maraş'a kadar da geliyor yani bir kısım Maraş. Zaten onun için biliyorsunuz Yahudilerin almak istedikleri işte Kürt devleti projesi adı altında almak istedikleri vilayetler de Maraş'a Sivas'ı bile içine alan projeler var Barzani'nin haritasında. Biz onun etrafını mübarek kıldık. Irmaklarla, ağaçlarla, zeytinliklerle. Zeytin nerede var? Orada bereket var. Zeytin ağacı nerede var? Zeytin nerede yetişiyor? Orada bereket var. Kur'an-ı Kerim'de müşeceratin mübareketin zeytunetin mübarek zeytin ağacı diyor. Ayet-i kerimede sabittir. Gece oradan aldık, Mescid-i Haram'dan aldık. Bu kıssayı çok uzun anlattım size. Senelerdir de anlatıyorum. Alınışı, götürülüşü, saatler süren, aylar süren sohbetler yapılmış bu hususta. Mescid-i Aksa, Kudüs-i Şerif'te. Şimdi, İhsan Şen Ocak, Hoca Efendi bir yazı yazmıştı. O yazıyı aldık dergiye, yani Mayıs sayısına. Mayıs'ta çıkıyor inşallah. O sayıda Hoca Efendi yazısında ilginç bir mesele var. O da nedir? Şimdi de ne uydurmuşlar? Mescid-i Aksa neredeymiş? Mekke'deki Cihrane'deymiş, Kudüs'teki değilmiş. Bunun altında ne yatıyor? Yahudinin bu Mescid-i Aksa'yı gözden düşürme, sizin Kur'an'da geçen Mescid-i Aksa'nız burası değil, burayla çok ilgilenmeyin manasıymış bu. Yahudinin projesiymiş. Ya böyle cahil avanak millet bulurlarsa, FETÖ'ye inananlar gibi, bir zaman sonra bunu bile tutturabilirler 50 sene sonra falan. Biz ölürüz görmeyiz ama arkamızdan neler olur da belli değil yani. Şimdiden doğruları konuşalım da kayda geçsin. Yani Mescid-i Aksa Cihrane demiş. Yahu Ezrakî'den, işte Tarih-i Mekke'den, Ehbar-ı Mekke'den, Fakihani'den falan Mekke tarihiyle ilgili muteber kitaplar. Oradan da kaynak veriyorlar. Yahudi bizim kitapları da bizden iyi biliyor ha. Nereden çıkarırız bunu? Çünkü diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Huneyn'den dönüşteydi herhalde. Cihrane'ye geldi de Cihrane'de Mescid-i Aksa'da işte orada namaz mı kıldı veyahut da oraya da şöyle oldu böyle oldu diye hadiseler var. Halbuki orada geçen Mescid-i Aksa'dan maksat Kur'an'da geçen Mescid-i Aksa değil. Hani bizim köylerde mahalleler olur. Mahallede üst mahalle, alt mahalle olur. Yakın mescit, uzak mescit diye tabirler olur. Cihrane'de de iki mescit varmış. İki mescidin birine yakın diyorlarmış,
Birine aksa uzak demek. Uzak mescit, Arap lügatı ya aksa. Uzak mescit anlamında kullanılıyor o kitaplarda. Uzaktaki mescitte yani. Sen al onu, işte sizin mescid-i aksanız buradadır. E şimdi biz bunu daha duymadık Hoca Efendi. Bunu da nereden çıkarttınız? İşte İhsan Çen Hoca Hoca yazıyor bunu. Mesele neymiş biliyor musun? Bizim eski Diyanet başkanlarından, işte bizim yeni Diyanet, eski Diyanet fark etmiyor zaten. Hepsi aynı Diyanet de. Eski Diyanetlerinden Süleyman Ateş diye biri vardı. Yahudi Hristiyan cennete gireceği ilk çıkartan. O da bunu Mescid-i Aksa'nın Cihane'de olduğuna dair görüş açıklamış. E zaten Yahudi Hristiyan cennete girecek diye açıklayanın bunu da yapması normal. Bunu da tabii İhsan Hoca yazmış. İnşallah o yazı önemli, ilmi bir yazı çok. Yani Mayıs sayısında onu okursunuz inşallah. Şimdi onun için bu Mescid-i Aksa'dan baksa, peki Cihane'deki Mescid-i Aksa'nın olsa etrafında ot yok, ocak yok. E bu ayette diyor ki etrafını ağaçlarla, Cihane'de ağaç mı var? Ya minareyi de çalıyorlar kılıfını da hazırlamadan. Ya bu ayeti okuyan zaten ırmaklar var diyor. Şimdi Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif'te etrafında ırmaklar var, Ürdün ırmağı var vesaire. Enhar var, eşcar var, zeytünlükler var. E bu nereden çıktı bu şimdi? Onun için. Bunlara zaten siz inanacağınızdan konuşmuyorum. Ama bilin, bilin. Biri bir şey der yarın. Bu da nereden çıktı? Bir cevap verebilirsiniz. Mescid-i Aksa'ya götürdü, linir yevmin hayatına. Ayetlerimizden bazısını ona gösterelim diye. O ayetler de Necm suresine geçiyor. Estaizu billahi lekad ra ve lekad ra min ayati rabbil kubra. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde Allah-u Teala'nın en büyük ayetlerinden bazısını gördü. Allah'ın bütün ayetlerini ihata etmek kimse için mümkün değil. Allah'ın kelimeleri de tükenmez, ayetleri de tükenmez. Bazılarını gördü. Ama en büyüklerinden bazılarını gördü. En büyük. Zaten en büyüklerin en büyüğü Mevla'nın cemali yani. Ya Mevla'nın cemali, Mevla'nın ayeti manasında demiyorum. Ama o gece gördükleri içinde hiçbir peygambere nasip olmamış bir nimet-i uzma vardır. O da Allah Teala'nın cemalini bu mübarek gecede görmesidir. Allah Teala bizlere de ruhani müşahedeler nasip eylesin. Amin. Bize de ruhani miraçlar nasip eylesin. Amin. Bir insan tasavvufa girse, seyri sülüke intisap etse, tarikat derslerini vakti vaktine yapsa, haramlardan, şüphelilerden de sakınsa, bu adamın ruhaniyeti, bu kişinin ruhaniyeti miraç yapar. Yani çünkü ruhani miraç hepimize açıktır. Bütün Müslümanlara açıktır. Bedenimiz seccadede durur. Efendim, bedenimiz yatakta olur. Ruhumuz miraçta olabilir, değil mi? Çünkü neden? Ruha mekan yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi, miraç mucizesi nereden geliyor? Bedeniyle de gitmesinden geliyor. Çünkü bedeniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok miraç yaptı. Ama bu miraçların bir tanesi hariç, hepsi nasıldı? Ruhaniydi. Ruhuyla miraç yaptı. Birçok hadis-i şerifte Rabbimi gördüm diyor. Ama onlar ruhani miraçta, mana aleminde oldu. Fakat bu miraç ne oldu? Bedeniyle oldu. Çünkü neden? Esra götürdü bir abdi kulunu. Ruha abd denmez. Ruh manevi bir şeydir. Kul denmesi için hem beden hem ruh birleşirse abd olur. Zaten o mükellef olur. Bedende olmayan ruh olsa abd olmaz. Çünkü abd, ubudiyet, kulluk demektir. Kulluk mükellefiyet iktiza eder. Sade ruh olsa mükellef olmaz. Ölenlerin ruhu diridir. Ruhları mükellef midir? E değildir. Adam öldükten sonra yatsı namazını kıldın mı sorarlar mı? Ama ruhu hayattadır. Ama namaz düştü. Çünkü neden? Abdlik yok. Mükellefiyet kulluk, ubudiyet kulluktur. Onun için abdi kulunu götürdü. Ne demek kulu? Hem bedeni hem ruh şerifiyle beraber. Zaten rüyada gitseydi, zuhuratta gitseydi, manada gitseydi Ebu Cehil itiraz eder miydi? İsteyen istediği rüya görmesi serbest derdi. Değil mi şimdi?
Evliyaullah'tan da o zaman rüya aleminde miraç yapan var. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracının ne hususiyeti kaldı? Onun için bu usta Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayet vardır. Yani bedeni kaybolmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni kaybolmadı. Yani bedeni dünyadaydı gibi. Bu rivayet izaha muhtaçtır. Çünkü Ayşe annemiz Efendimizle evlenmesi nerede olmuştur? Zifafı Medine'de olmuştur. Hicret ne zaman olmuştur? İsra, Miraç ne zaman olmuştur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 52 yaşındayken, küsuratı da var yani, hicrete çıkmadan Medine'ye bir sene evvel olmuştur. Bir sene evvel neredeydi? Mekke'deydi. Mekke döneminde Ayşe annemiz yanında var mıydı? Değildi. Onun için bu rivayeti alimler çok değerlendirmişlerdir. Fakat bu rivayet muteber değildir. Cumhurun görüşü, Ehl-i Sünnet ulemasının cumhurunun görüşü, sahabenin cumhurunun görüşü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki beyanı ne yöndedir? Mevla Teala'nın cemalini gördüğüne ve bedeniyle miraca çıktığına dairdir. Ehl-i Sünnet bu hususta ittifaklıdır. Hiçbir ihtilaf söz konusu değildir. Bunu da birileri ortalığa atarlarsa buna da itibar etmeyin. Hem bedeniyle oldu, hem ruh-i şerifiyle oldu. Biz ona ayetlerimizden çok ayetler gösterdik. Ben bunu bazı kere 6 ay bir sohbet yaptık. Ruhul Beyan tefsirinden o zaman Miraç bahsini de 6 ay sürdü her pazar. Dersi anca bitirdik. Yeni Bosna Aksa Camii'nde. Onun için sonraki gecelerde de bazen 3 saatlik falan derslerim var. Bir kere de bir celsede bitirdiğim. Onlar verilebilir. Bu hafta tabii Miraç haftası olması münasebetiyle. Ancak bazı rivayetlere göre 70 bin kelam ettiler Mevla ile. Bazı rivayetlere göre 90 bin kelam ettiler. Ama bu arada zaman geçmedi biliyorsunuz. Zamansızlık mefhumu var orada. Abdest aldı, ibriğinin suyunun efendim çalkalantılması, sallantısı durmadan geri dön. Ümmühani validemizin evine. Yani iki rivayet var ama Hatim'de Altınoluğun altındaki bölgede yatarken de olduğuna rivayet varsa da Ümmühani annemizin evinde olma rivayeti daha muteberdir. Zaten şu anda o Ümmühani validemizin evi de Kabe'nin tavaf alanına katıldı. Şu anda tavaf alanındadır yani. Dolayısıyla Mescid-i Haram'dan götürdü buyruğu. Zaten orası Mescid-i Haram'dı. Ümmühani'nin evi neresiydi? Mescid-i Haram'ın içindeydi. Yani o zaman da Mescid-i Haram'a dahilin. Bu geceki muhatabat arasında birçok şey ben işte iki perşembe mi oldu bu sohbet yapıyorum? İki ders oldu. Orada bir dua faslına geldik. İnşallah ben geceye girince yani şeyden evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Allah dostlarına, velilere, Mevla Teala'nın ona tarif ettiği dostlara yaptığı dualar var. Miraç gecesi yaptığı o duaları. O duaları da ilk burada, bu kitapta gördük. O duaları okuyacağız beraber. Biz de Allah dostlarından olmaya çalışıyoruz. Namzet, aday bulunuyoruz. Zaten bütün Müslümanlar genel manada Allah'ın dostlarıdır. Ama özel dostluğa geçmek için gayretler ediyoruz. İnşallah o dostları sevmemiz berekatıyla bu dualardan bu gece nasibimizi alacağız inşallah. Akşamdan sonra yatsıya kadar o son bölümde de o duayı okuruz beraber inşallah. O arayı onun için atlıyorum. İki kere mükerrer olmasın diye. Şimdi devam ediyorum. Kale, ya Ahmedu, Allah Teala buyurdu, ey Ahmed, aleyke bil vera, takvadan da öte, şüphelilerden de sakınmaya devam et. Miraç gecesinin buyruklarından efendim. Vera nedir? Haramdan sakınmaktan da öte geçmiş. Yani şüpheli bile olsa bir şey, en ufak bir şüphe olsa o işte, o şüpheliye girmemek. Yani bu Evliyaullah'ın bu ustaki işleri, kitaplarda yazılan kıssaları falan dinleyince aklınız şaşar yani. Bizim gibi böyle
alenen haram olan şeylere bile bir kılıf uydurmak, fetva buldurmak, işte efendim değdi değmedi, şurasına değmedi diye yemek değil. En ufak bir şüphe olsa o işte yemezler, giyinmezler, o parayı almazlar, istifade etmezler. Yani İmam-ı Azam Efendimiz'in alacaklısının yani kendi borç vermiş adama, alacağını tahsile gitmiş de kapısının gölgesinde gölgelenmeyip güneşe çıkması. Adam da kapıyı çabuk açmıyor, bayağı bir zamanda güneşte kalıyor. Ya imam işte gölgelik var şurada, orada dursanız ya başınıza güneş geçecek. Ne buyurmuş? Küllü karzın cerra nef'an fevve riba. Ben bu adama ödünç verdim, şimdi bundan fayda temin edersem, yani onun evinin gölgesinde gölgelenmeyi fayda temini sayıyor. Halbuki önüne gelen orada gölgelenebilir, evinin içindeki bir şey değil. Ama buradan bir menfaat bana gelip de faize girmeyelim diye, faize girmeyelim diye güneşte duruyor. Vera, bu böyle insanlara veri diyorlar. Yani şüphelerden kaçan insanlar. Evliyaullah'ın yüksek tabakası bunlar. Onun için Efendimiz'e buyuruyor. Feinne urasüt din. Dinin başı haramlardan, şüphelerden sakınmak. Ve vesatüt din. Dinin ortası da budur. Ve ahirud din. Dinin sonu da budur. Yani din-i mübin İslam'ın başı, ortası, sonu. Tamamını neden ibaret desen, Kur'an-ı Kerim'de de bu takva diye ekseri tabir ediliyor. Hadis-i şeriflerde vera olarak, takva da zikredilse de vera olarak ayrı bir madde. Yani takvadan ileri. Takvanın içinde değerlendirirsek zirvesi. Yani takvanın bir haramlardan sakınmak var. Takvanın bir de nesi var? Şirkten sakınmak, birinci basamak. Haramlardan sakınmak, orta basamak. Şüphelilerden de sakınırsa zirve, âlâ basamak mertebesidir. Allah'ım en yüksek derecesine ulaştırmadan canlarımızı almasın. Amin. اِنَّ الْوَرَا يُقَرِبُ الْعَبْدِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Şüphesiz haramlardan, şüphelilerden sakınmak ticarette. Anladın mı? Her şeyde ya, her şeyde. Yani diyelim, hanımının adet hali, kesildi mi, kesilmedi mi, şüphe oldu. Bazı kere biliyorsunuz, özür hali oluyor, iştihazı alıyor, şüphe, misal. O noktada bile sen efendim canın cima istiyor. Orada bile freni tutma meselesi. Niye? Ya normale göre bittiydi de gittiydi de. Ya tamam ama burada bir şüphe girmiş. Tam kanaat hasıl olmamışsa ne yapmak lazım yine? Sakınmak lazım. Bu sadece haram yemekten, domuz eti yemekten sakınmak değil. İşte mesela birçok bu helal gıda üzerine meseleler var. Yani burada da jelatinlerinden, bilmem nesinden, ona şu madde katışıyor, buna şu madde katışıyor. Hep bunları incelediğin zaman birçoğunda ne çıkıyor? En azından haram diyemesek de şüphe giriyor. Şüphe çıktığı zaman ne yapacağız? Dâ mâ yerîbuke ilâ mâ lâ yerîbuke. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Hiç şüphesiz işler var değil mi? Şüphesize geçmek lazım. Her işte ama. Anladın mı? Ta eşinle ilişkiye kadar da bu işin ucu varıyor. Misal yani. Abdest aldın, Hanefi mezhebine göre hanımına değsen abdestin bozulmaz. Ama Şafii mezhebine göre bozulur. Ne yapmak lazım? Şüpheden sakınmak lazım. Abdestliyken veyahut hele imamsan, imamsan ne yapmamak lazım? Şafii de arkanda kılabilir. Onun için onu da mülahaza ederek değmemek lazım. Hanımıma da değmeyeceksem kime değeceğim? Hoca efendi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ulan ne yapmaya çalışıyorum? Abdestsizken de canım. Ancak abdestliyken de diyebilirsin. Namazına da bir şey olmaz. Ama şüpheden sakınmak böyle bir iştir. Hele bir de imamsan, karısıyla sarmaş dolaş geçiyor mihraba ondan sonra. Mübarek adam. Öyle mi? Öyle de olmaz ki. Benim abdestim bozulmadı ki. Ya abdestim bozulmadı ama arkanda kim kıldığını bilemezsin kardeşim. Herkesin de mezhebine saygılı olmak durumundasın. Onun için bu İslamiyet çok ince bir meseledir.
Ve innel vera yukarribul abde illallah azze ve cel. Fazla namaz abdest mi insanı Allah'a daha yaklaştırır? Şüphelilerden sakınmak mı Allah'a daha yaklaştırır? Haramlardan, şüphelilerden sakınmak kulu Allah'a daha yaklaştırır. Dediler bir adamdan bahsettiler ya Resulallah, sahabe içinden sabaha kadar kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Sonra bir adamdan bahsettiler, nafile ibadetleri çok yok. Fakat dediler, bu da haramdan şüpheden şey gibi kaçıyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? لَا تَعَدِلْ بِالرِّعَةِ شَيْءَ Haramdan şüpheden sakınma mertebesine hiçbir şeyi denk tutma. Çünkü adam sabaha kadar teheccüd kılıyor, öğlende de yalan söylüyor yani. Böyle de şeylerimiz var, sofilerimiz var yani. Adamın kandırma, malı satma bir şeyler söylüyor. Sonra adama borcu var, ödemiyor. Böyle ticari işlerde bilhassa, bizim sofilerin ticari işlerinde gevşeklikleri çoktur yani. Paraya dokunuyor ya, teheccüd bedava olduğu için kılıyor sabaha kadar yani. Paraya dokunan noktalarda fireler çok duyuyoruz. Ticari bozukluklar. Sözde durmamalar falan filan. Zaten bunlar şüpheyi de geçti. Böyle olsa haram da oluyor yani. Ne yapacağız? Ve innel vera şüphesiz haramlardan şüphelerden sakınmak keşşürufi beynel hüliyi vel hubzi beynel taam. Takılar arasında küpenin yeri neresiyse, yemekler arasında ekmeğin yeri neresiyse, ekmeksiz olur mu? Ne getirsen getir. Ben zaten ekmek getirmeden hiçbir şey getirme yani. Ben sofrada öyle yaparım. Hiçbir şey getirme. Ekmek getir, öbürlerinden kâfi gelir. Ama ekmek yok, öbürleri ondan kâfi gelmez. Değil mi? Ekrimul hubz, ekmeğe değer verin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Feinnallâh sekhara lehu berekât semâvât vel ard. Göklerin, yerlerin, yağmurları, bulutları ekmeğe çalışıyor. Allah her şeyi ekmeğe müsahhar etmiş. Onun için herkes, hepiniz ne diyorsunuz? Ekmek parası diyorsunuz. Gerçi sizinki biraz öküz parasını geçiyor. Yani bir deve kesilecek kadar paranız var da. Mevzuya gelince ekmek parası oluyor tabii ki. Ama mevzu nereden dönüyor? Ekmek üzerinden dönüyor. Dünya ekmek için dönüyor zaten. Onun için ekmek neyse, ameller içinde Allah'ın en önem verdiği amel vera'dır. Yani haramlardan, şüphelerden sakın. Ya Ahmedu, ey Ahmed-i Zişan, innel vera'a zeynul mü'min. Haram ve şüpheden sakınmak müminin süsüdür, takısıdır, ziynetidir. Ve imadüddin, dinin direğidir. El vera'u meselü ke meselis sefine. İbadetler, ameller arasında haramdan şüpheden sakınmak neye benzer durumu? Gemiye benzer. Kemâne men fil bahr la encu illâ bis sefine. Denizde olan neyle kurtulacak? He? Hem de sağlam gemiyle. Değil mi? Yoksa botlarla motlarla dönüyor alabora oluyor. Her normal gemi de fırtınalı denizden selamete çıkamaz. Sağlam gemiyle kurtuluyorsun. Ancak evliyaysan falan denizin üstünden yürüyerek geçiyorsan gemi lazım değil. Ama normal vaziyette gemisiz kurtuluş var mı? Yoksa كَذَٰلِكَ الزَّاهِدُ لَا يَقْدُرَنْ يَنْجُوَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْوَرَىٰ Zühdle, efendim dünyadan soğuklukla, Allah Teala'ya yakınlıkla müşerref olmak isteyen de ancak haramdan şüpheden sakınırsa dünyanın şerrinden selamete erer. Şimdi yani mesela efendim Allah Teala yemek yemeyin buyurmuyor. Uyumayın buyurmuyor. Evlenmeyin buyurmuyor. Giyinmeyin buyurmuyor. Kuşanmayın buyurmuyor. Takınmayın, takıştırmayın buyurmuyor. Ve ziynetleri, süsleri de helal ettim de buyuruyor. Ama burada sorun nereden geliyor? İnsan haddi aşıyor, sınırı taşıyor, haramlara ve mekruhlere bulaşıyor. Onun için Mevla Teala ne buyuruyor? تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا Ben sınırlar koydum. Yemekte, içmekte, giyinmekte, kuşanmakta, evlenmekte, boşanmakta sınırlarımı aşmayın. Ama diğer ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Şimdi mesela tilke hududullah, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Fela tekrabuha, bunlara yaklaşmayın. Yaklaşmayın ayeti neyi anlatmaya çalışıyor? Şüpheli bir iş olursa harama doğru sizi yarın bir gün sevk edebilir. Yaklaşmazsanız tam kurtuluşa erersiniz. Bu ayet ne hakkındadır?
Ramazan'da vesaire neyse oruç tuttuğunuz zaman bu gece de sahura kalkacaksınız inşallah. Belki de hiç yatmazsınız. Büyük evliyasınızdır. Onu da bilmiyorum yani. Ama sahurda yani yarın oruç tutacaksanız sahur yiyeceksiniz falan. Yaklaşmayın ne demek? İmsak vakti benim sınırımdır. Buraya kadar yersiniz, bundan sonra yemeyeceksiniz Mevla buyuruyor. Öyle mi? Aziz Bayındır'a bakarsan, Ali Rıza Demircan'la beraber yarım saat kalana kadar yiyin için afiyet olsun. Yani orucu yiyin demek istiyorlar. Orucu yiyin. Ama şimdi bizim orada imsak var. Bu imsak vaktin eskiden temkin payı vardı. Efendi Hazretleri 13'ün 10 dakika, 15 dakika geciktirirdi. Yani 15 dakikaya kadar yerdi. Bizim çocukluğumuzda. Sonra Diyanet ne yaptı? Bu temkin payını kaldırdı, içine koydu. İçine koyunca ne oldu? Düşen dışına düşüyor. Yani dördü çeyrek geçeyse 16 geçe yediğin zaman gündüze geçti. Anladın mı? Halbuki eskiden neydi? 4.30'dayken 4 çeyrek yazardılar. O arada düşen, efendim, aşan sınırı geçmesin, payın içine düşsün diyeler. Fakat şu andaki takvimlerde pay var mı? He? Yok. İşte onun için şu andaki takvimler sınırdır. İşte şüphe meselesi. Sınıra yaklaşmayın. Şüpheye girersiniz. 15 geçe mi, 16 geçe mi? Benim oranın takvimi Çekmeköy'e bağlı. Siz burayla yani bazı bölgelerle işte Çekmece vesaire neresi? Bir dakika oynuyor, bir dakika. Anladın mı? Millet şimdi o dakikayı bile hesap ediyor. Bir dakika daha yiyebilir miyim? Çekmeköy desen bizim orada bir dakika daha yiyorsun. Misal yani. Amma ve lakin. Veyahut bir dakika erken mi oluyoruz biz? Ne oluyoruz? He? Biz bir dakika erken oluyoruz. Sen burada bir dakika fazla yersin. Ama sınırı bileceksin. Anladın mı? Şüpheli işe yarım dakika, bir saniye bilmem ne böyle saniyelerle kurtarmanın bir lüzumu yok. Sınırları geçmeyin. Ya Ahmedu ey Ahmed, innel verâ yefte'alel abdebbâbel ibâde. Haramdan şüpheden sakınırsan bu sene ne yapar? İbadet kapılarını açar. Haramdan sakınan adam ibadeti kabul olur, makbul olur. Bir de ibadet nasip olur. Harama karışan, bulaşan adama bu ne verir haram? Tembellik verir. Uyku verir. Aşırı uyku verir. Ondan sonra ibadete karşı gevşeklik verir. Yani zaten ben hep söylüyorum. Benzin bozuksa motor tekler. Sen de yediğin içtiğinde haram şüphe varsa senden de fazla bir ibadet beklenemez. Zaten yaptığın ibadet de kabul edilmeyecek. Veyahut kabul edilmesi şüpheye girecek en azından. Feyukramu bil abdu indel halk. Haramdan şüpheden sakınan adam Allah katında, kullar katında, mahlukat katında çok şereflenir. Ve yasulü bilallah azze ve cel. Ve öylece Allah azze ve celle'nin yüce makamına, huzuruna kavuşur. Ya Ahmet, aleyke bis samt. Ey Ahmet aleyhisselam. Mevla bunlar Miraç gecesi. Arada Cebrail aleyhisselam var mı? Vasıta var mı? Direkt bu kelamlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini toplasan ciltler kitap oluyor. Ra'itü leylete üsriyebi, ra'itü leylete üsriyebi. Miraca götürüldüğüm gece şöyle gördüm, şöyle gördüm. Hadis kaynaklarını deşerseniz çok göreceksiniz ra'itü leylete üsriyebi. Hani bu rivayetleri de toplayıp da bir de risale inşallah nasip olur yazarım. Hepsi sohbetlerde yetişmez. Ey Ahmet, sessiz kalmaya devam et. Yani fuzuli şey, konuşma. Konuşacaksan ya ayet konuş, ya hadis konuş, ya fazilet konuş, sıla-i rahim konuş. Nasılsın, iyi misin, hala hatır edebilirsin akrabanı, aileni. Bu kadar. Geri kalandan dilini tut. فَاِنَّ اَعْمَرَ مَجْلِسٍ اُلُوبُ السَّامِت۪ينَ En mamur meclis neresidir? Sükût duran, sessiz duran, dünya kelamı konuşmayanların kalpleri Allah Teala'nın tecelligahı olarak
En mamur yer. Ezan okundu, oruçtanlar yiyin ha. Beni beklemeyin. Şu namaza duracağız, aç kalırsınız. İftarınızı yapın. Ama oruç tutmuyorsanız da ilim meclisinde yemek yemeyin. Anladım, ikram ettiler, bir hurma da ben alayım falan yapmayın. Oruçlular yesin yani. Ve inne ahrabe meclisin kulubul mütekellimin bima la yani. Şimdi meclislerin, efendim, yerlerin, makamların, mekanların en berbadı, en harabı, en viranı, en yıkığı, en döküğü, dünyada ahirette. Neresidir derseniz, fuzuli konuşanların kalpleridir. Bizdeki konuşmaların çoğunu 24 saat kayda alsak, bir kayda alın, yani vaktim yok ama bir kayıt bana gönderin. Ama habersiz. Adamın kaydını alın yani. Biri senin kaydını alsın. Bir günlük. Veyahut hanım alsın. Yabancıya gitmesin yani. Ondan sonra bir bakalım, tahlil edelim. Neresi helal, neresi haram, neresi gıybet, neresi dedikodu, neresi iftira, neresi malayan, neresi fuzuli, neresi ayet, neresi hadis, neresi Allah'tan, peygamberden bahsediyoruz. Onun için kalplerimiz yıkık, viran mesabesindedir. Durumumuz iyi değil. Ya hoca efendi, ben zaten çok konuşmam hiç. Niye? Çünkü maç varken hiç konuşmam. Dizi seyrederken hiç konuşmam. Haberlerde hiç konuşmam. Konuşanı da konuşturmam. Onun için benim durumum iyi. Seninki hepsinden beter yani. Çünkü neden? Dinlediğin hepsi fuzuli. Konuşmuyorsun ama ne kadar fuzuli varsa çıfıt çarşısına çevirdin kalbini yani. Ya Ahmet, innel ibadeti aşaratu ecza. Ey Ahmet, ibadet, taatler 10 cüzdür. 10'a ayrılır. Tis'atun mina talebul helal. 10'da 9'u helal peşinde koşmak. Helal rızık talep etmek. Ne kadar zor oldu bu zamanda helal peşinde gitmek. Çok haram karışma tehlikesi var. Elimizde olmayandan Allah bize sormaz ama bari bile bile bu faiz, rişvet, haram, Allah. Bu rüşvet ne kadar yaygınlaşmış ya. Adamın, memursun zaten, işini yapacak, adama bir şey vermeden hakkın olan işi yapmıyor. Bu nedir? Rüşvet. Yani hakim gibi, efendim vali gibi, kaymakam gibi görevlilerin hediye alması da caiz olmuyor. Niye? Vali, şey, zekat tahsildarı gitti, ona bir hediye verdiler. Hazreti Ömer Efendimiz olacak. Dedi ki öyle bir hediye yok. Vereceksin onu Beytülmal'a. Ya dedi, bunu bana adam ayrı verdi, bu zekatın hesabı başka, bunu bana hediye verdi. Evinde otursaydı hediye verecek miydi sana dedi. Yani ne demek? Sen bu vazifeden dolayı, memuriyetten dolayı, bu makama geldiğinden dolayı hediye veriyor sana. O zaman öyle mi diyeyim şimdi? Ama ben hediye kabul ederim mesela. Vali miyim? Kaymakam mıyım? Memur muyum? Size bir ihale verebilir miyim? He? Hiç elimden bir şey geliyor mu? E sen de bana getirdin, bir hurma hediye verdin, alırım. Tehadev tehap bu. Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz. Hediye sünnettir. Ama muvazzaf, resmi kamu görevinde olanın hediye alması nedir? Rüşvettir buyuruyor hadis-i şerifte. Hey gidi. İbadetin 10'da 9'u helalın talebindedir. Helal isteyeceksin, helalın peşine düşeceksin. فَاِذَا طِيبَ مَطْعَمُكَ وَمَشْرَبُكَ تَكُونُ ف۪ي حِفْظِي وَكَنَف۪ي Eğer yiyeceğin, içtiğin, yediğin helal ve tertemiz olursa, tayyip, helalen yetmiyor. فَكُلُوا مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın rızıklarından yiyin. Helalen, helal olanları yiyin. Dayyiba, tertemiz olanları yiyin. Şimdi, sen domuz eti yemedin, koyun eti yedin. Koyun eti helal mı? Helal. Peki bu koyun etinin hangi parayla aldın? Ha, paran helal mı bakalım şimdi? Bu parayı hangi saatte kazandın? Cuma saatinde müşteri geldi, sen de kapatamadın, yüklü bir müşteri geldiği için. Cuma saatinde aldın parayı. Ne oldu bu şimdi? Bu harama döndü. Peki cuma saati değil. Öğlen namazı cemaat
Ezan okundu, cemaate bekliyor. Efendim sen ne yaptın? Nasıl olsa öğlen geçmiyor. Müşterileri gönderdikten sonra kılarız dedin. Cemaata gitmedin. Cemaati terk ettin. O paraları kazandın. Namazı kaçırmadın. Kazaya da bırakmadın ama cemaata gitmedin. Cemaata gitmeyince senin bu rızkında ne oldu yine? Haram olmadıysa da temiz de kalmadı. Tayyiben sırrı uzak oldu. Onun için şüpheden de sakınacaksın ki yiyeceğin içeceğin helal demiyor. Feyza tıybe diyor. Tayyip olursa diyor. Ya ne demek? Şüphelerden de arınmış. Tertemiz olursa benim korumama girersin. Benim himayem altında bulunursun. Kâle kultu ya Rabbi mâ vel ibadet. Dedim ey benim Rabbim. İbadetlerin başı nedir? Kâle burda yassamtu ve savmu. Başı sessiz durmak ve oruç tutmak. Zaten oruç tutan da ekseriyet sessiz oluyor. Öğlene kadar biraz aktif oluyor. Öğleden sonra bir ortalıyor. İkindiden sonra hepten efendim kıpırdayamıyor yani. Laf da söylesen cevap bile veremiyor. Oruçla az konuşmak birbirine hakikaten en yakın ibadetlerdir yani. Mevla öyle buyurdu. Hel te'alem ya Ahmet ma mirasus savm. Ey Ahmet, oruç adama ne kazandırır? Mirası nedir biliyor musun? Recep ayında tutun dedik size. Tuttunuz değil mi bayağı? Maşallah sen. Oruç adama ne kazandırır? Kuldu, la ya Rabbi. Bilmiyorum ya Rabbi. Orucun sana bırakacağı miras. Mirasus savm, orucun mirası ne olsun? Ne olur? Oruç tutmaya devam eden, oruç tutan, nafile oruçlara devam eden bir adama ne kalır? Hangi hal kazanç kalır? Kılletül ekli ve kılletül kelam. Bir az yeme hassesi verir. Hani derler ya, mide küçülme meselesi. Bizim hocalar şimdi sıraya girdi, mide küçültme ameliyatı yapıyor. Yani mide ameliyat. 30 kilo, 60 kilo zayıflayan var. Kestiren kestirene. Yani yapıyorlar bir şeyler. Ne bileyim doğal mıdır, değil midir onu da bilmiyorum ama caizdir başka bir şey. E şimdi oruca devam eden adama aynı onlar şimdi diyor ki midem o kadar küçüldü ki üç kaçık üç kaçık yiyorum. Üç kaçık üç kaçık ama iki dakikada bir ha. Yani o da var yani. Ayrı da var. Efendim sen eğer oruca devam edersen sana ne şey kalır? Özellik kalır sende. Az yeme hassesi kalır. Ama devam edersen. E şimdi oruca öyle çok nadir tutanlarda bu şey kalmaz. Ama oruç tutmaya devam edenlerde efendim az yeme, yemeği azaltma nimeti kalır. Bir de kılletül kelam, az konuşma. Oruca devam etmek adamın gevezeliğini alır. Bir de bakarsın sonra konuşmak istese de konuşamıyor. İnsana bazı şeyler miras bırakıyor. Ve yûrizü samtül hikme. Az konuşursan, sessiz durursan sükût. Bu sana ne kazandırır? Hikmet kazandırır. Hikmet ne demek? İnce ilimler. Bir de bakarsın kalbine bir ilham geliyor. Az konuşanlar, Evliyaullah'tan tabii az konuşanlar. Böyle hindi gibi düşünenleri bahsetmiyorum. Evliyaullah'tan olup az konuşanlar var ya. İşte o adama hikmet kazandırır. Hikmet ne demek? Manevi ilim kapısı açılıyor. Hiçbir kitapta görmeden, bir hocadan duymadan Allah seni ağzına, kalbine ilham ediyor, oradan ağzına vurduruyor. Bir de bütün millet bakıyor, Allah Allah bu adam. Ne hikmetli konuşuyor derler. Halbuki adam alim de olmayabilir. Takvadan geliyor bu. Oruçtan geliyor, az konuşmaktan geliyor. Hikmet ve tûrzül hikmetül marife. Hikmet, isabetli ilimler. Bu sana ne kazandırır? Marifet. Marifet ne demek? Allah'ı tanımak demek. Mevla'yı tanımak. Bilmek değil bak. Tanımak. Onun için Allah'ı bilen diye, alim billah diye bir tabir yok. Arifi billah diye bir tabir var. Çünkü Allah Teala kimse hakkıyla bilemez. Ama marifet tanımak. Kemaliyle, cemaliyle, üstün sıfatlarıyla Allah Teala tanınır. Celle şanuhu celle. Ve tûrizül marifetül yakîne. Marifet ne kazandırır? Allah'ı tanıdığın zaman şüphesiz iman. Şu Allah'ını tanımayan imanımda şüphem yok ne kadar desek de gözle görür gibi inanan mertebesinde de değiliz. Bunu da kabul edelim. Çünkü o mertebede olsaydık hiçbir şeyden korkar mıydık? Korkmazdık. Şimdi en ufak bir şeyden korktuğumuza göre
Ahiret hesabını çok yapamıyoruz. فَاِذَا سَيْقَنَ الْعَبْدُ Bir kul yakini iman kazandığı zaman, nereden geldi zincirleme? Mevzu zincirleme nereden geldi? Oruçtan ve az konuşmaktan beri geliyor. Çekti getirdi nereye? لَا يُبَال۪ي كَيْفَ أَصْبَحْ بِعُسْرٍ اَنْ بِيُسْرٍ فَهَذَا مَقَامُ الرَّاز۪ينَ İşte o zaman zorlukla mı sabahladı, kolaylıkla mı sabahladı? Yani şu akşam, yarın zorlukta mısın, darlıkta mısın, nimette misin, külfette misin, hastalıkta mısın, hastanede misin, yoğun bakımda mısın, normal bakımda mısın? Hiç aldırır mı diyor, hiç aldırış etmez diyor. Çünkü neden? Dosttan geldi razıyım der. İşte çünkü şüphesiz inandığı için. Bu rıza makamına erişenlerin makamıdır. Rıza makamına erişenlere فَمَنْ عَمِلَ بِرْضَى اُكْرِمُوا بِثَلَاتِ خِصَالِ Üç haslet ikram edeceğim. Benden razı olandan ben de razıyım Allah buyuruyor. Onun için رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَنَبِيًّا Ama bu lafta kalmamalı. Allah'ımdan razı oldum dedikten sonra başına bir bela gelende beni mi buldu dersen rızayı bozmuş olursun. Rabbim böyle istedi, beni sevmiş, beni seçmiş, bana münasip görmüş diyebilirsen işte rıza bundan ibarettir. Allah cümlemizi ezanla kâmet arasındaki şu kabul saatinde şu mübarek hulülüyle müşerref olduğumuz 27. gece Miraç gecesi hürmetine bu dünyadan rıza makamını kazanarak ayrılanlardan eylesin. Amin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz tebarek ve teala rızası üzere amel edenlerden rıza makamına erenlerden bahsederken, Miraç gecesinde, mübarek gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ederken buyurdu ki فَمَنْ عَمِلَ بِرِضَاءَ اُكْرِمُوا بِثَلَاتِ خِصَالِ Benim rızam üzere amel eden ve benim rızamı kazanan ve benden razı olanlara üç haslet ikram edeceğim. يُعَرِّفُهُ شُكْرًا Ona öyle bir şükür öğreteceğim ki لَا يُخَالِطُهُ الْكُفْرَانِ Nankörlük ona karışmayacak. Ve zikran, ona öyle bir zikir, beni hatırlama makam vereceğim ki, la yuhalitun nisyan, unutmak ona karışmayacak. Devamlı zikir üzere olacak. Şükürlerine hiçbir küfran-ı nimet, nankörlük karışmayacak. Ve muhabbeten, ona öyle bir sevgi vereceğim ki, la yuthiru ala muhabbeti, hubbel mahlukin. Benim sevgime, yaratılmışlardan hiçbirinin sevgisini tercih etmeyecek. Bize de o makamlar nasip eyle. Ya. Yani şükrümüz var ama nankörlük karışıyor. Zikrimiz var, devamlı gaflet ve unutkanlık karışıyor. Allah'a sevgimiz Celle Celaluhu İslam'a, muhabbetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgimiz var. Fakat bazı kere karının, çocuğun, işte eşin, dostun, dünya menfaatın sevgisi bazı kere ağır basıyor yani. Bunları da görüyoruz. Onun için bu makam, yani yine baştan gelirsek, oruçtan geliyor. Yani daha gerisinden, helal rızıktan, temiz yemekten, helal kazanmaktan geliyor ama ondan sonra iftarını, sahurunu da o helalla yapmaktan geliyor. Oruçtan geliyor, oruçtan sonra sükût durmak, malayani konuşmamak. Bu malayani ve fuzuli konuşmamak öyle bir makamdır ki bak adam nerelere getiriyor. O da insana
Allah Teala'dan rıza makamı kazandırıyor. Sükût durmak hikmet kazandırıyor. Bir insanı buyuruyor hadis-i şeriflerde, görürseniz ki hiç dünya kelamı konuşmuyor, anlayın ki Allah'tan ona ilham geliyor ve o kişiye hikmet verilmiştir. Bu hadis-i şerifte vardır. Benim bir dedem vardı, Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin. Yani 40 sene hiç dünya kelamı duymadık. Devamlı zikrederdi. Arada bir kelam, biri bir dua ister, bir şey der. Bir şey konuşursa, yani 24 saatte dünya kelamını saysanız 10-15 kelime. Yani kelamın tümü. Zikir konuşmuyordu ki. Ama bir şey konuştuğu vakitte de o hakikaten insanın kalbin içine işliyordu yani. Çünkü neden? İşte rıza makamını kazanıyor. Az yemek, devamlı oruç tutmak, günde bir öğün yemek, bir öğünde bir tabak yemek. Günde bir tabak yani. İkinci tabağı yedirtiş. Dünyanın en güzel yemeklerini getireceğim. Bir kere yememiş. Böyle insanlar vardı yani. İşte adam öyle sessiz duruyorsa anla ki Allah'tan ona ilham geliyor. Bu sükût durmak, konuşmamak, dırdır yapmamak büyük bir mertebedir yani. Bakıyorsun çok az insanda var. Hemen hemen tanıdığımız hiç kimseler de yok ya şu anda. Herkes konuşuyor ya. Huzur üzere oturmuyor aşağı. Onun için sessiz durmak hikmet kazandırıyor. Hikmet Allah'ı tanımak marifet kazandırıyor. Marifet adama yakın, şüphesiz iman kazandırıyor. Şüphesiz imana erdi mi artık ne yanmış, ne gitmiş, ne gelmiş Mevla'dan hepsini rıza ile karşılıyor. Hoştur bana senden gelen makamına eriyor. Ve hiç Mevla'nın yaptığı bir şeyden rahatsız olmuyor. Ama bizim işimize gelmeyen bir şeyler olduğu zaman da huzurumuz hemen kaçıyor. Bu niye böyle oldu? Şöyle oldu, böyle. Halbuki küllü mâ fâlel habîbu habîbun. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında devamlı söyler. Sevgilinin her işi sevgilidir. Allah Teala hakiki sevgilimiz olsaydı yaptığından ağırlanmazdık. Demek erememişiz ha. Hiç yani ben kendi makamımdan bahsediyorum. Sizi bilmiyorum. Ama bana da dua edin, ben de sizin gibi olayım inşallah. Ama ben daha her başıma gelenden razı olma makamında değilim. Olacağım inşallah. İtiraz makamında da değilim. Hiç itiraz etmem. Ha, hiç itiraz da etmem. Ama rıza makamı da farklı bir şey. Yani sabırdan ileri. Ben de sabredenlerdenim. Çok da çile çekmişlerdenim. Sabır başka bir şey ama İmam Rabbani Hazretleri diyor ki ya sabret bile demek ağrıma gidiyor. Niye? Sabırda yine bir nevi zorla tahammül var diyor. Ya ne diyeceğim? Lezzet almak lazım diyor. Şimdi bu lezzet almak meselesi de biraz bizi, bilmiyorum, beni aşıyor. He? Hadi içeri gir, 5 sene hapis. Razıyız Allah'ımızdan. Sabır da ediyoruz. Lezzet almak lazım. Günü geldi, lezzet de aldık ha. Yani öyle de haller oldu yani. Lezzet de oluyor bazen. Ama daimi lezzet. Yani hepinizin başına istemediğiniz işler geliyor. Lezzet alabiliyor musunuz ya? Alırsınız inşallah. Ama esas duamız da olsun. Rabbimiz afiyetler bahşeylesin. Belasız yaşatsın, belasız öldürsün. Musibetler nasip etmesin. Amin. Çünkü niye Allah'tan musibet isteyelim? İstemeyelim. Ama gelirse de rıza üzere olalım. Onun için rızamı kazananlara 3 haslet veririm. Bir şükür nasip ederim, nankörlük ona bulaşmaz. Bir zikir nasip ederim, unutkanlık ona karışmaz. Bir muhabbet nasip ederim, beni öyle sever ki hiçbir şeyin sevgisini bana tercih etmez. İşte adamlar yani canından da ileri sevdiğin zaman yani Mecnun'a kimsin dedikleri zaman adını unutuyormuş da ne diyormuş? Leyla diyormuş. Ya sen kimsin diyorlarmış. Adın ne diyorlarmış? Leyla diyormuş. Yani kendini de unutuyor, sevdiğinin adını söylüyor. Siz de sakın sen kimsin diyene Mevla demeyin kendinize. Hani Mevla'yı çok seviyorum da siz Hallacı Mansur musunuz? Enel Hak mı oldunuz? Mübarek adam.
Onu demek istemedik yani. Siz de sorana ben sen kimsin, ben Mevla'yım diyecek halimiz yok. Aciz kuluyum dersiniz. Ama devamlı zikirle cevap verebilirsiniz. Devamlı zikirle cevap verebilirsiniz, değil mi? Onun için bu sevgi adama ne yapar? Bu sevgi adama canını da unutturur, malını da unutturur, en sevdiklerini de unutturur. Allah için canını feda edenler. Böyle adamlar olur. فَاِذَا حَبَّنِي Ben, bir kulum beni bu kadar severse, hiçbir mahlukun sevgisini bana tercih etmeyecek. Ya daha biz nerede? Uykuyu namaza tercih ediyoruz. Yemeği oruca tercih ediyoruz. Öyle mi? Hanımın, kızın, oğlanın yüzünden bazen günahlara da giriyoruz. Şüpheliği, mekruhu da geçtik. Bazen günahlara da giriyoruz. Hani Mevla'nın sevgisini tercih edecek? Rıza makamına ermedik. Geriden gelmedik ki. Geriden beri bir tertip vardı. Basamak basamak çıkan en üstünden nasıl olacaksın? Onun için bu işi biz helal kazançtan, şüpheden sakınmaktan tutalım kuyruğu kulağından bu işi. Yavaş yavaş oruç, az konuşmak, az yemek suretiyle Allah'tan hikmet istemek, hikmete ulaşmak, marifete ulaşmak, ondan sonra yakın derecesine ulaşmak ve bil ahiretihim yuqinun. Ahirete de o dostlarım yakinen inanırlar. Yani gözle görmüş gibi inanırlar. Görse bir şeyse ilave olmaz. Yani şu anda cenneti görse imanı artmayacak derecede şüphesiz inanıyor. Bizler öyle miyiz? Yarım saniye, yarım dakika uzun olur bu işte. Birkaç saniye zelzele olsa, Allah'ı görür gibi oluyorum ya. Vallahi ben öyle oluyorum. Bir sallansa ama ben hemen Allah derim. Ne olursa olsun Allah derim. Öyle de bir şeyim var. Allah 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 Allah. Ama nasıl Allah diyorum biliyor musun? Seccadede öyle Allah diyemiyorum. Secdede de öyle Allah diyemiyorum. Sallarken acayip bir Allah Allah diyorum ya. Neden oluyor öyle? Gittik gidiyoruz meselesinden oluyor. O zaman devamlı sallanıyoruz. Dünya zaten suyun üstünde duruyor yani. Her dakika gidebiliriz yani. Her an ölebiliriz. Ahiret çok yakın. Bütün insanlar bir anda ölenler, önceden mektup haber gelmiyor. Çoğu da kanser olup da öleceğini bilmiyor. Birçok insan, adı kalp krizi diye bir mesele var. Acayip bir şey. Saniyede götürüyor. Bu da her an her birimizde olabilir mi? He? Bir sinirlenirsin. Karıyla kavga ederken küt kütti. Hanım gitmez ha, sen gidersin, merak etme. Hanımlar daha yaşıyor. Oranlara bakarsanız, böyle dır 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 edip adamı bağırttırırlar ama onlar yaşarlar, seni fut gönderirler. Çok sinirlenmeye de lüzum yok. Eyvallah hanım diyeceksin, geçeceksin. Doğru diyorsa yaparsın, yanlış diyorsa bildiğini yaparsın. Öyle mi? Var mı bunda bir şey rahatsızlık? Feministler, komünistler kızacağı bir laf var mı burada? Doğru diyorsa yaparsın. Yanlış diyorsa bildiğini yaparsın. Bağır 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 bağır. Hepsi krizden gidiyor adamlar ya. Ne gibi diyorsunuz mübarek adam? Onun için her an ölebilecek bir eğreti tutturuyoruz. Ya herkes adam öldü mü soruyor. Neden öldü, nasıl öldü, niye öldü? Ya sapasağlamdı, bir şeysi yoktu falan. Halbuki bugün de yaşadığın zaman birbirimize sormamız lazım. Bugün de nasıl yaşadık ya? Çünkü neden? Ya bir pıhtıya bakıyor. Bütün damarlar telden tutuyor. Zaten etten kemikteniz, çelikten demirden değiliz. Bütün mekanizma en ufak bir damarla, küçücük kılcal bir damarla tıkanabiliyor bir yer. Onun için ya ben kaç aydır nasıl yaşıyorum Allah'ın hikmeti ya demek lazım. Bu kadar bela varken, bu kadar her an ölme tehlikesi varken, Allah Teala'nın bir adamı öldürmesi için kaç sebep var? Vücudunda ne kadar damar varsa o kadar sebep var. Zaten kalbine dur dedi mi, çalışamaz. Sebepsiz de ölüm yaratır. O zaman
Mevla'yı görür gibi hal, onun sevgisini, onun muhabbetini her şeye tercih. Çünkü Mevla'yı sevmek bu demek. Her şeyimiz onun elinde olduğuna göre, onun tasarrufunda olduğuna göre. Ondan gayrı kimi seveceğiz ya? Hep işimiz ona muhtaç. Sevmek neden oluyor ekseriyetle? Menfaatten oluyor. Menfaatımız kimden geliyorsa onu seviyoruz. Bütün menfaatlarımız kimden geliyor? Allah-u Teala'dan. Onun için menfaatımız icabı da kim sevmemiz lazım? Allah-u Teala'yı sevmemiz lazım. En çok onu sevmemiz lazım. Çünkü sen hanımın sana emek yapıyor veya hanımını seviyorsun diye veya cinsel veya fiziki bilmem ne. Allah Teala vermese o nimeti, elinden alsa o nimeti, mahrum etse seni, bütün menfaatlerin gider. Onun için yine Allah Teala'yı tercih edeceksin ki eşinle sana nimetlenme, huzur, saadet iki cihanda nasip etsin. Bunu nasip etsin için yine Allah'ı seveceksin. Yine işin kime düşüyor? Allah Teala düşüyor. Ne yapacağız? Onun için hep Mevla'yı sevelim. Feyza habbeni, kul beni bu derece severse kulum, ahbebtu, ben de onu severim. Şimdi benim sevgimi kazanırsa, ahbebtu ilel halk, bütün kullarıma onu sevdiririm buyuruyor. Ondan sonra, hayvanlar sever, he? İnsanlar sever, cinler sever, melekler sever. Canavarlar seviyor ya evliyaullah, canavarlar. Değil mi? Hiç çıt yok. İsmail Müftüoğlu, bakanımız, öyle derdi yani. Bir köpeği varmış ki, şeyin içinden ne onun adı, kümesin içinden ortalığı yıkıyormuş yani. Efendi Hazretleri misafir getirmiş, havlamadığı bir yabancı yok diyor. Ortalığı yıkar sabaha kadar. Sükut böyle durdu diyor. Efendi Hazretleri yandan geçti, döndü, hiçbir şey yapmadı. Başkasını gördü mü bas bas bağırıyor. Efendi Hazretleri ona misafir gitmiş de. Yahu diyor, köpek anladı da seni, ben anlayamadım Efendi Hazretleri. Öyle derdi yani. Doğru da derdi yani. Çünkü nasıl, biz nasıl anlayacağız? Evliyaullah'ı da anlamak işi de çok kolay bir şey değil. Efendi Hazretleri şimdi konuşmuyor. İstediğimi konuşuyor. Konuşmuyor. İşte bu makamlara sahip olan konuşmaz mı Evliya buyuruyor. Terakkiyat var, manevi yükselişler devam ediyor. Manevi yükseliş devam edince onu gördüklerini görüyor musun? Duyduklarını duyuyor musun? Bildiklerini biliyor musun? Konuşma makamında konuştu herkese, ne vaazlar yaptı, öyle mi? Artık amel edin, ben size mi uğraşacağım buyuruyor. Onun için ben, kulum sessiz durursa, sükut durursa, ona yakın mertebesi veririm. Yakın mertebesi, rıza mertebesi getirir. Sonra o beni sevince ben onu severim. Onu bütün kullarıma sevdiririm. وَاَفْتَ عَيْنَ kalbi, kalbinin gözünü açarım. İlâ celâli, benim heybetimi görür. Azametimi müşahede eder. Yüceliğimi anlar. فَلَا اُخْفِ عَلَيْهِ عِلْمَ خَف۪ي خَاسَّةِ خَلْقِ Ben artık ona mahlukatımın, hususilerin gizlilikleri hakkındaki bilgileri gizli kılmam. Ne yaparım? Aşikar eden. Şimdi Allah dostlarına bakıyorsun. Hiçbir şeyden bilmiyor zannediyorsun. Haber takip etmez, internete giremez. Değil mi? Televizyon seyretmez, radyo dinlemez. Her şeyde haber var. Ondan sonra gidiyorsun ziyaretine, sana bir şey söylüyor. Allah Allah. Dün gece benim evde yaptığımı bu nereden biliyor? Hadi bakalım şimdi. FETÖ değil ki kamera koysun. Öyle ya, FETÖ öyle bir kerametler gösteriyordu ya millete. Telefon edip şuraya gideceksin, sakın gitme falan. Adam da onu evliya zannediyor. Halbuki kamera koymuş. Herkesin her tarafını seyretmiş. Herif bize zannediyoruz ki teheccüd kılıyormuş diyorlardı bize. Meğer bütün milletin orasını burası seyrediyormuş. Kasetler oda dolusu. Şimdi hakiki Allah dostları senin gece ne yaptığını ne biliyor? Ben ona bir şey gizlemem Allah buyuruyor. Ali Haydar Efendi Hazretleri ne yaptı? Anlatıyorum sana daha. Karacabey'deki köyde Halit Efendi ihvanlarından, yaşlı eski ihvan. Dedi ki, gelecekler Bandırma'dan işte. Bandırma'nın köyündeydi o. Bandırma'dan Efendi Baba'ya gelecek ziyarete de. Orada kaz mı ne bir şey, ördek onların kazları oluyor. Kaz getirecek yani tekkeye, hediye için şeyhine. Mübarek adam. Nereden aklına gelmiş?
Hanımına demesin mi ki bunun butu da senin butuna benziyor? Konuşulacak da laf değil. Neyse işte. Olabilir yani. Mala yani olabilir yani. Konuşuyor Müslümanlar çok. Aldık, getirdik diyor. Ya bunu bana kendi anlattı. En son vefatına kadar İsmaila'da kalıyordu. Yani hanımı vefatından sonra buraya geldi. Efendim babanın yanında gömdüler o. Halit dede. Yazıyor da Bandırmalı Halit dede efendim babadan çıkınca. Yahu dedi geldik hiçbir şeyden haberimiz yok. Ne alakası var? Biz dedi ne konuştuğumuzu unuttuk dedi. İşte hediye getirdik, takdim ettik. Sen bunu Halit, sen bunu hanımının bunun butunu hanımının butuna benzettin. Bu bize mekruh oldu evladım. Donduk kaldık, taş kesildik. Denizli İbrahim Efendi anlatıyor. Allah şifa afiyete daim etsin. Amin. Hocamız anlatıyor. Gece rüya gördüm diyor. Efendi babayı sakalsız gördüm diyor. Halbuki o senin sünnet terk ettiğine işarettir de. Sabah ziyaret ediyoruz. Zaten kulakları da duymuyor mu bari? Herkes sırayla geliyor. Elini öptüm diyor. Tuttu diyor. Sen bir rüya gördün. Anlat bakayım. Ben de korkuyorum diyor. Sizi sakalsız gördüm. Nasıl diyeceğim? Anlat anlat. Korkma dedi diyor. Nasıl biliyor bak ne gördüğünü? Sen rüyanda ne gördün ne biliyor? Ben bir kulumu sevdiğim zaman kalbinin gözünü açarım Allah buyuruyor. Ondan sonra da ona da bütün gizli ilimleri bildiririm. Hiçbir şey gizli kalmaz buyuruyor. Öyle buyurdu bak Miraç gecesi. Ben de mecbur oldum dedim böyle böyle gördüm. Sen bir sünnet terk ediyorsun dikkat et evladım dedi diyor. Hakikaten de diyor demedi bana hangi sünneti. Bir sünnet terk ediyordum dedi. Yani bana işaret oldu. Böyle Efendi Hazretlerinden bizim yaşadıklarımızın haddi hesabı yok. Efendim babadan anlatıyorum size yani. Kendi meselelerimize girmeyelim diye. O zaman فَاُنَاجِي فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ ben dostlarımla gecenin karanlıklarında münacat ederim. Ve نُورِ النَّهَارِ gündüzün ışığında onlarla görüşürüm, konuşurum. حَتَّى اَنْكَطَى حَد۪يثُ عَلْ مَخْلُوقِينَ artık o mahlukatla, yaratılmışlarla kimseyle konuşmaz. Sen de diyorsun ki bu niye konuşmuyor? Psikolojik soruna mı girdi? Sensin psikolojik soruna giren. Çünkü Mevla buyuruyor ki benle konuşan diyor senle konuşur mu diyor. Çünkü Mevla ile Musa Aleyhisselam makamından bahsetmiyoruz mu? Manevi ilhamlardan bahsediyoruz. Kelam sıfatı ayrı bir şey. Ama bu manevi makama ererse artık Allah'ın velileri nasıl konuşmazlar? Devamlı ibadet ederler. Nasıl namazdan yorulmazlar? Nasıl zikirden yorulmazlar? Sabaha kadar uyumazlar, gündüz uyumazlar. Akıl sır duruyor değil mi? Gündüz bir hatim, gece kaç hatim? Şu kadar namaz, şu kadar ibadet mi diyoruz? Bunlar hiç yemiyor muydu, içmiyor muydu, yatmıyor muydu? Tabii ki yemiyordu, içmiyordu, yatmıyordu. Senin gibi bir saat yemek, yarım saat çay. He? Kek, pasta, börek, dizi, bilmem ne. Sabaha kadar uyku, akşama kadar çalış. Senin Mevla ile ne alakan var? Tabii ki Mevla'dan nasibin yok. Onun için herkesle konuşuyorsun. Hatta ki diyorsun ki ay biri gelse de konuşsak. Camiye giriyorsun 5 dakika, orada da konuşmadan duramıyorsun. Allah'ın evine giriyorsun, yine diyorsun ki biri gelse de konuşsak. Kabe'de ben bakarım, nerede Türkler var oraya gitmem. Dır 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 olacak. Gelecek başıma bir şey diyecek. Bizimkiler de Türkler, nerede Türkler var onları ararlar. Ya Kabe'ye baksan en büyük ibadet, bunu İstanbul'da nerede bulacaksın? Geç şurada yalnız başına otur. Yani yarım saat, bir saat bile birinden konuşmasa çatlayacak ya. Çatlayacak. Bizim Türk milleti öyledir ya. Ve mücalesetü anu. İnsanlarla oturması kesilir. Ya gelen gideni de kovmaz. Rabiatül Adeviye radıyallahu anha ne buyuruyordu? Ve lekad cealtuke fil fuadi muhaddisi ve bahtu cismi men erade culusi. Ya Rabbi kalbimde hep seninle konuşuyorum ama gelip ziyaretime oturuyorlar yanıma. Cismimi de onlara serbest ettim. Onların yanımda oturuyoruz diye teselli oluyorlar. Gittik ziyaret ettik, oturduk, kalktık işte. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz nasılsınız, iyi misiniz? Cismimi onlara serbest ettim ama kalbimde hiç onlara yer vermedim. Hep seninle görüşüyorum. Annemiz böyle.
Kaç rekat nafile namaz kılıyor günde? 1000 rekat. 1000 rekat. Bu gece seçince diyeceğiz ki şu kadar namazda neyse bakacağız, hadis-i şerifte kaç geçiyor? 12 mi? He? 2 rivayet daha var sonra. Size belki 12 yetmeyecek şimdi, belki daha zam isteyeceksiniz. Öbür rivayetleri de söyleyeceğiz değil mi? Ya hoca efendi 12 bile zor kılıyoruz, sen ne yapıyorsun? Ya senin Mevla'dan aldığın lezzet olsa, Mevla'nın münacatından halavetin olsa, tadın olsa, farkında olsan sen durur muydun? Devamlı namaza dururdun değil mi? Çünkü o lezzet ancak namaz. Salatü mi'racül mümin. Namaz müminin mi'racıdır. İndi mi'raçtan Mevla ile görüşmenin lezzetini hiçbir şeyde bulamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok üzgün, mahzun oldu. Ne zaman namaza durdu, yani ilk namaza durduğu anda baktı ki mi'raçtaki lezzet aynı hasıl oldu. O zaman ne buyurdu? Namaz müminin mi'racıdır. İşte ettehiyyatü. Mevla ile ilk görüşmesinde, cemalini görmesinde ne yaptı? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Sözle yapılan bütün ibadetler, bedenle yapılan bütün ibadetler, parayla yapılan bütün ibadetler, hepsi senin zatına mahsustur. Ey Allah'ım dedi. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve rakatuhu. Ey Nebi Zişan, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Allah'ın bütün bereketleri senin üzerine olsun. Allah Teala'dan bizzat kendisine selamı kendi kulağıyla duydu değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi kulağıyla duydu? Başındaki şu kulakla duydu. Şu kulağıyla Mevla'yı duydu. Selamını işitti. Ama ne yaptı? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamı tek kendi üzerine almadı. Yine ümmeti düşündü. Geçmiş ümmetleri de düşündü. Gökteki melekleri de düşündü. Mükellef. Melekler mükellef değil. Ama salih kullar. Onlar da kullar. Bel ibadun mukramun diyor Kur'an. Melekler için. İkram edilmiş kullar. Ya Rabbi selam biz. Biz deyince kimi kastetti? Bütün peygamberler cemaatini kastetti. Selam biz peygamberler cemaatin üzerine olsun ve Allah'ın bütün salih kullar üzerine olsun. Bunu Cebrail aleyhisselam duyuyor. Efendim, o 7 kat semanın melekesine duyuruyor. Yani canlı yayın gibi. Mevla ile arasında değil. Cebrail aleyhisselam elçi değil orada. Orada elçilik vazifesi yok. Sidretül münteha son durak onlar için. Sidretül münteha'dan ileri hiçbir peygamber, hiçbir melek geçmedi. Cebrail aleyhisselam oradan ileri geçmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet edilince ne dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki yanında Cibril yok. Geçemeyeceğini de önceden dememiş ona. Ben buradan ileri geçemeyeceğim dememiş. Mevla da onu oradan ileri çağıracağını bilmemiş. Belki bizle görüştüğü gibi görüşecek. Geçince baktı ki sesler kesildi. Çünkü göklerde sesler var. Göklerde melekler dolu. Zikir sesleri gökler inim inim inliyor. Birden sesler, çünkü Sidretül Münteha'dan ileri boyut değişti. Bu alemden çıkıldı. Arş alemlerin içinde mi? İçinde. Cennet içinde mi? İçinde. Sidretül Münteha içinde mi? İçinde. Oradan ileri çıkınca alemler, imkan alemi kalktı kaçtı. Vücub alemi başladı. Vücub alemi Allah Teala'nın alemi. Ama mekan kaldı mı orada? Zaman kaldı mı orada? Geldi anla. Anlatabilirsen anlat. O zaman Hazreti Cibril tabii duydu bu tahiyyeleri, bu selamlaşmaları. Bazı aralarında olan kelamlar var. Hazreti Cibril de duymadı. Ama bu hepsine duyuruldu. Çünkü neden? Selam hepsine gitti ya. Selam hepsine gidince, bütün salih kullara ulaşınca Hazreti Cibril başladı. Peşinden 7 kat semanın melaketi ona eşlik etti buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Şimdi onun için namaz müminin mi'racıdır. Biz ne yapıyoruz?
Her tahiyyatta, teşehhütte, kade-i ula olsun. Yani birincide de, ikincide de. Birincide salli barik okumuyoruz. Şafiler okuyorlar herhalde. Hanefi'de biz birincide salli barik okumuyoruz. İkincide okuyoruz. Ama birincide de ettehiyyatü mutlaka okuyoruz. Her seferinde de bu Miraç'taki tehiyyatı, selamlaşmayı okumuş oluyoruz. Onun için namaz müminin miracıdır. Aklımız başımızda mı? Ettehiyyatı okurken bu meseleleri düşünüyor muyuz? Bu selamları verirken bunları düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَيْزَا قَالَهَا بَلَغَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي الْاَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ. Bir insan ettehiyyatı okurduğu zaman namazda Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin dediğimiz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'taki sözünü naklediyoruz, zikrediyoruz. İşte bu selam kime ulaşıyor? Sen oturduğun yerde kılıyorsun. Şimdi akşamda kaç defa ettehiyyatı okuduk? Akşamda iki kere okuduk en az. Sünnette bir kere okuduk. Evvabinde okuduk. Bak kaç kere okuduk? Farkında mıyız? Değiliz. Uyuyarak okuyoruz. Gafletle okuyoruz. Bu selamı verdiği zaman yerde ve gökte ne kadar Allah'ın veli ve salih kulu varsa, melekler de salih kullar, ne kadar yerde ve gökte, yedi kat semada, arş-ı âlâda, sidretül müntehâda, cennetül mevâda, ne kadar melaike-i kiram varsa, salih kullar hepsi. İnsanların hepsi salih değil. İnsanlar içinde, yeryüzünde ne kadar salih kullar varsa, karada, denizde, adalarda varsa, dünyanın neresinde varsa, 18 bin alemin neresinde varsa, cinlerden ne kadar salih kul varsa, cinler de kul, salihleri var, az da olsa, bunların hepsine o selam ulaşır diyor. Ya şu tahiyyatta okuduğun selam, yedi kat semada alınıyor. Her Müslüman için bu. Evliya olman şartın yok. Tahiyyat okuyorsun ya. Peki şimdi namaz kılmayan ne yaptı şimdi? Namaz kılmayanlar selamsız da oturuyor. Selamsız da ne olacak? Yarın Azrail aleyhisselam yardımcı meleklerle gelecek. Tanıyor muyuz bu adamı? Vallahi hiç selamım, kelamım, merhabam yok diyecek. Hiç tanışmıyoruz. Sana ne yapacaklarını ben hayal bile edemiyorum. Göğe çıksan tanıyanın yok. Hiç selamlaşmamışsın ki. Yerde de tanıyanın yok, gökte de tanıyanın yok. Namazsızlıktan büyük bela ve musibet hiçbir kimseye nasip olmamıştır. Hiçbir kimseye. Yani beş vakit namazı kılmayanın cehennemdeki yeri normal günahkarların yeri değildir. Namaz kılmayanın, beş vakit namazı terk edenin yeri normali bırak, normal gavurlarla beraber de değildir. Normal gavurlarla da beraber değildir. Sahih hadiste Ahmed İbn Hanbel vesaire Sünen'de geçiyor. Ve men terakâ, beş vakit namazı terk eden cehennemde kimlerle beraber olacak? Mâ kârûne ve firavne ve hâmâne ve Übey ibn-i Halef. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük düşmanı eliyle geberttiği tek gavur olma rezilliğine sahip. Eliyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle demek azabı en şiddetli olana nasip olur diyor. Kârun, Firavun, Haman, Übey ibn-i Halef. Cehennemin neresindeyse diyor, namaz kılmayanlar onlarla beraber olacak. Bu hadis-i şerif var. Dinin direği, müminin miracı, namazda da var işte başına musibet gelecek. Namazsızların başına gelecek bela. Hepsi var. Onun için inşallah şu mübarek Miraç gecesi, Ramazan yaklaşıyor. Bak Berat gecesi yaklaşıyor. Kaza ve kaderler bir senelik hakkımızda dosyalar teslim edilecek. Şimdiden tevbe edelim. Recep tevbe ayıdır, bitiyor, 3 gün kaldı. Bu ayda tevbe edenlere müjdeler olsun, af isteyenlere müjdeler olsun. Recep benim ayımdır, kul benim kulumdur. Rahmet benim rahmetim, mağfiret benim kudretimdedir. Af isteyeni affedeceğim Allah buyur. Af istiyorum ya Rabbi, bu kadar senedir kılmadım, beni affeyle. Başladın mı şimdi? Yok. Nasıl affedecek? Nasıl affedecek derken, haşa, Allah istese affeder. Velakin, nasıl istiyorsun böyle bir şeyi? Nasıl yüz buluyorsun? Ne yüzsüz adamsın ya? Bari başla da, kazalara da başla da.
Ya Rabbi yetiştiremeden aniden ölürsem, kazalarımı tamamla kurban olduğum dersin de bir yüzün olur be. Yani ne olur şu namaza. Kazası olanlar hesabı defteri tutsun. Ölüm yaklaştı hemen cetveli tutsun. Yemeden, içmeden, uyumadan, kalkmadan, zaruri ihtiyaçlar dışında bütün mesaiyi kaza namazlarına versinler. Mevla görsün bu kulum borcunu ödemeye çalışıyor. İnşallah. Yani tövbe gecesindeyiz. İnşallah tövbe edelim. Ne günahlar varsa, alışkanlıklar varsa. Ramazan-ı Şerif hürmetine biraz önden fren yapalım. Ne olur? Biraz önden fren yapalım. Ramazan geliyor, Berat gecesi geliyor. Mübarek Miraç gecesindeyiz. İşte Hoca Efendi onu dedi. Adil Hoca. Yani diyor, Kerkük'te çok izleniyor Lale Gül diyor. Bütün gençler diyor, Türkmenler hepsi diyor, hidayet buluyor diyor. Namaza başlıyorlar diyor. Şimdi öyle söyledi bana. Hizmet var diyor burada diyor. Dua diyorlar bize. Allah razı olsun onlardan. Amin. Kuvvet versin onlara. Amin. Destek versin onlara. Amin. Maddi manevi güçlendirsin onları da. Amin. Bütün gençlerimizi kurtarsınlar. Amin. Allah'ım tövbe nasip etsin. Amin. Bize de onlara da ya Rabbel Alem. Amin. Bak. Dünyanın neresine gidiyor bu sizin hizmetleriniz? Değil mi? Destek oluyorsunuz, bir şeyler ediyorsunuz, ufak tefek ucundan, kenarından tutuyorsunuz ama nerede ne insanlar namaza başlıyor, tevbe ediyor, sevabına da ortak oluyorsunuz. Bu manevi şirkettir dedim size. Kendi kendine olmuyor bu işler. Cemaatin bereketi bu. Ayrılmayalım. Bırakmayalım. Kuvvet oluyor. Onun için ve usmi'uhu kelami, ben okuluma artık kelamlarımı işittiririm ve kelame melaketi me'ahum, onlarla birlikte meleklerim konuşur, meleklerimin kelamını işittiririm. Allah Allah. İmam Gazali Hazreti öyle diyor. Evliyaullah'ta öyle makamlar vardı ki uyanıkken gözlerinin gözüyle melekleri görürler ve konuşurlar diyor. Sen diyorsun buna hadisten delilim var mı? Hadisten delilim var. Dihyetül Kelbi suretine Cebrail Aleyhisselam giriyordu. Bukhari hadisinde de var, bütün hadislerde de var. Bütün sahabe onunla görüşüp konuşuyor muydu? Konuşuyordu. E sahabe peygamber midir? E değildir. Onlar da velilerdendir ama üst mertebededir. E tamam o zaman velilerden meleklerle görüşüyorlar. Delilim sahiptir. Öyle mi? Ve varifu sirriyellezî setertu an kalki. Mahlukatımdan örttüğüm, gizlediğim sırrımı onlara tanıtırım. Sırrımı veririm diyor. Öyle sırlar veririm Allah'a. El insanu sirri ve ne sirru. Hadis-i kutsi'de insan benim sırrımdır, ben onun sırrıyım. Hangi insan? Hangi insan? Rıza makamına ermiş değil mi? İbadetlere devam eden, haramlardan sakınan, şüphelerden sakınan, oruca devam eden, sükût duran, malani konuşmayan. E böyle adam buldun mu işte. Mevla'nın sırrı ondadır. Ve ulbisul haya. Ona haya veririm, utangaçlık veririm. Öyle hayalı olurlar o Allah dostları. Öyle utangaç olurlar böyle. Çocuktan utanır, her şeyden utanır. Kendi başına durduğu yerde utanır. Boş evde. Hatta estahye minul halk. Sonra bütün benim mahlukatım da onlardan utanır diyor. E tabi Allah dostu olduğu zaman en utanmaz namussuz adamı götürüyorsun. Yine bakıyorsun eşkıyanın başı süt liman olmuş. Efendi Hazretleri'nin yanında falan geldi. Ya bu adam kimseyi adam yerine koymazdı. Buna ne oldu şimdi? O Allah'tan utanırsa Allah da herkesi ondan utandırıyor. Anladın mı? Böyle veliler var. Küllüm. Bütün mahlukatım ondan utanır. Yemşi alel ardı mağfurelle. Benim bu dostum artık yeryüzünde gezer ama nasıl günahları bağışlanmış, affolunmuş olarak gezer. Bizler de şu mübarek gecede affeyle mağfiret et. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Amin. Ruhani mi'raçlar ihsan eyle. Amin. İhyasını müyesser eyle muvaffak eyle. Allah'ım. Şimdi o dostlara bir dua ediyor. Yani ders devam eder. Perşembeleri devam ederiz biraz. Bu bitirelim bu sene değil mi? Artık sırayla bitirelim. Eyyühel veledi babam dinliyordu diyor. Eyyühel veled de kaç sene sürdü mübarek ya. Türkmenleri de rahatsız ettik ya. Herkesi rahatsız ettik. Bir dersleri bitiremedik ya. Ama bitirdik sonra değil mi? Ha bitecek inşallah. Bu ders de bitiririz. Bu çok uzun sürmeyecek inşallah. Efendim fakültü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben de o zaman dua ettim. Ey Allah'ım sana kurban olduğum. Bu özel dostlardan bahsediyor ama biz de
onlara inanan ve onları seven, kerametlerine inanan Müslümanlardanız. Madem bu sevenlerin de bir şeyi var, değil mi? İbrahim İbni Edem'e ne yaptılar? Bir gördüm Zuhrat'ta diyor, bir melek, kağıt kalem elinde yazıyor. Dedim, ne yazıyorsunuz? Dedi, Allah dostlarının listesini yazıyorum. Dedim, ben İbrahim İbni Edem'im, bakar mısınız? Acaba benim de ismim listede var mı? Bakıyor, bakıyor, bakıyor. O da ne kadar heyecanlanmıştır İbrahim İbni Edem Hazretleri. Kalbi çıkacak. Diyor ki, senin adın listede yok diyor. Ben zaten ummuyordum diyor. Anladın mı? Biz olsak şimdi, ulan dünyada benden düzgün adam mı kaldı? Listenin başında olmam lazım hesabı yani. Diyor ki, zaten ummuyordum da diyor ya, bir umut diyor yani. Ümit kesilmez diye bir sordum diyor. Peki diyor, acaba şöyle bir şansımızı denesek. Yani diyor, şu listede diyor, evliya falan, o listede lazım değil diyor. Yani ben oraya giremedim, anlaşıldı diyor. En dibine diyor, bir not düşsek diyor. Bu dostları seven İbrahim Ethem diye de biri var. Seven. Hemen nida geliyor o meleğe. Sen onu... Dostlarımızın dostu, bizim de dostumuz. Listenin en başına yaz İbrahim İzmet'ten. Aslında listenin en başındaydı da. Bu sevginin büyüklüğünü anlatmak için bu sır cilve yapıldı yani. Yoksa listenin en başta oydu. İbrahim İzmet'ten zamanında ondan büyük bir veli yoktu. Reisül Evliya diye. Ama yine nereden kazandı? O öyle tabii düşünüyor. Sevmekten kazandı. Biz de hakikaten sevmeye çalışıyoruz yani. Evliyaullah'ı çok seviyoruz biz. Allah dostlarını çok seviyoruz. Hakikaten yani. Benim özellikle aşırı muhabbetim vardır. Sermayem bir tek odur. Onun için bu duaya Rabbim bizi de ilhak eyle. Amin. Dedim Allahümme ahfazhum. Ya Rabbi dostlarını muhafaza eyle. Verhamhum onlara rahmetinle muamele eyle. Vehfaz aleyhim dinehumul ledir tazayte lehum. Onlar için razı olduğun dinlerini onlara muhafaza eyle. Allahümme erzukum imanen leyse ba'dehu şek. Ya Rabbi onlara ardında şüphe getirmeyen, götürmeyen bir iman nasip eyle. Ve vera'en leyse ba'dehu rahbetun. Ya Rabbi sen onlara ardında dünyaya meyil olmayan bir vera ve takva nasip eyle. Ve kavfen leyse ba'dehu gafletun. Ardında gaflet nasip olmayan bir korku nasip eyle. Ve ilmen leyse ba'dehu cehlun. Ardında cehalet bulunmayacak bir ilim nasip eyle. Ve aklen leyse ba'dehu humkun. Ardında ahmaklık, anlayışsızlık bulunmayan bir akıl ve anlayış nasip eyle. Amin. Ve kurben leyse ba'dehu bu'dun. Ardında uzaklık bulunmayan bir yakınlık nasip eyle. Amin. Ve huşu'en leyse ba'dehu kasavetun. Ardında kalp katılığı bulunmayacak bir huşu nasip eyle. Amin. Ve zikran leyse ba'dehu nisyanun. Ardında unutkanlık bulunmayacak bir zikir nasip eyle. Amin. Ve keramen leyse ba'dehu hevanun. Ardında zillet ve horluk, hakirlik bulunmayan bir makam ikram nasip eyle. Ve sabran neyse ba'dehu zacarun ve cezaun. Ardında bir feryat, figan, sabırsızlık, tahammülsüzlük bulunmayacak sabırlar nasip eyle. Ve hilmen neyse ba'dehu aceletun. Ardında acelecilik bulunmayacak hilim ahlakı nasip eyle. Ve emle kulubuhum hayâen minke hattâ yestahyû minke fî kulli vakt. Ya Rabbi sen o kullarına, o dostlarına senden öyle bir haya nasip eyle ki her vakitte, her anda, her zamanda, her mekanda senden hakkıyla utansınlar. Ve basırı mafati dünya ve afati enfusim ve vesavise şeytan. Ya Rabbi sen o kullarına, o dostlarına dünyanın afetlerini göster. Canlarının afetlerini göster. Dinleriyle ilgili afetleri göster. Şeytanın vesveselerini idrak ettir, göster. Ve bunlardan sakınmalarını, tedbir almalarını, dualarda bulunmalarını nasip eyle. Fe inneke te'alemu ma fi nefsi ve la alem ma fi nefsik. Sen benim nefsimde olanları bilirsin ama ben senin zatında olanları bilemem. Ve ente allamul guyub. Bütün gayıpları hakkıyla bilen Allah ancak sensin. Kurban olduğum bu duaları bizi de ilhak eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem dostları hakkında yaptığı bu dualara bizleri de onlara olan sevgimiz, muhabbetimiz ve imanımız, Allah veliyyüllezine amenü, Allah bütün iman edenlerin velisidir, mevlasıdır. Zelke benne Allah mevlellezine amenü, Allah müminlerin mevlasıdır. Ayetlerinin mucebince, genel manada imanımıza bağışla da,
Bize de bu velayet, lügat itibariyle de olsa bu dostluğundan hissedarız imanımız şerefiyle. Fazl-ı kereminle bizleri Habibinin bu dualarında neler istediyse hepsinden bize de nasip eyle. Amin. Sen Fazl-ı kereminle şu mübarek gecede sana yaptığı bu münacatı bizim hakkımızda da kabul eyle geçerli. Amin. Dostların hakkında zaten kabul ettin. Bizi de kabul ettiğin bu duaya dahil olanlara idhal eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Teslimen kesiran. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Cibril aleyhisselamın ilk geldiği gün 27'sidir. Bir rivayete göre. Hem de önemli bir rivayetler de var. Hasan-ı Basri Hazretleri rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas Efendimiz 27. gün efendim sabah camide itikafta çıkardı. Öğlene kadar nafile namaz kılardı. Öğlenden sonra yine nafile namaz kılar. 4 rekat namaz kılar. Her rekatta efendim Fatiha, Felak, Nas, inna, 3 inna enzelna 50 kulü Allahu ehad. Bu da yarınki günün namazıdır. İkindiye kadar duaya devam ederdi. Sonra da İbn Abbas Hazretleri derdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Recep'in 27. günü böyle yapardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eyle. Amin. Şimdi şey nerede? Diğer hadis-i şerifler oruçlarıyla ilgili iki hadis-i şerif okuyalım. An Selman el-Farisi radıyallahu teâlâ anhu. Size yakın mı Selman Pak? Size yakın değil. Bağdat'a yakın. Güneyinde kalıyor. Bağdat'ın güneyinde. Hazreti Selman'a gidemedik. Oralarda bir şey olmadı, rahatlamadı. İnşallah ziyaretini Rabbim nasip eder. Bağdat'ın güneyinde, Selman Pak karyesine. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Efendimiz beyan etti. Fî racebe yevmün ve leyletün. Recep ayında bir gün var, bir de gece var. Men sâme delkel yevm. Kim o günü oruç tutarsa, ikâmetil kelleyle, gecesinde de ibadetle ihya etmişse, işte namaz, anlattık zikirler. Kâne kemen sâme müneddeher miyete senedin ve kâme miyete senedin. Zaman içerisinde tam 100 sene oruç tutmuş, 100 senede gece kıyamda bulunmuş gibi olur. Hadis-i şeriftir. Ve de öyle selâdin bekîne min Recep. Recep'in bitmesine 3 kaladır. Ve fi bu'ize Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik o gün verildi diye de dedim ya bir rivayet var. Beyhakî'de var, Şuab-ül İman'da var, İbn-i Asakir'de var, Abdülkadir'de bütün kaynaklar mevcuttur. Onun için yarınki günde 100 sene oruç büyük bir şey. İnşallah Rabbim istifade edenlerden eylesin. Amin. Evet, bir de sadakası var. İnşallah yani Rabbim gücümüzün yettiği kadar fakirlere, gereken yerlere sadaka vermeyi nasip eylesin. Şimdi Ahmet Yesevi Derneği devamlı her gün 1500 kişiye yemek çıkarıyor, değil mi? He? Her gün 1500 kişiye yemek çıkarıyor. Demin de burada da dağıtmışlar çorba falan bir kayıp sahipleri. Ondan sonra 550 haneye kumanya dağıtılıyor. 550 hane. Dünyanın her tarafına yetişilmeye çalışılıyor. Onun için yani insanlar bazı kere verecek yer bulamıyor, evden çıkamıyor, fakiri kendi göremiyor. Birçok insan yaşlı insan, nereye çıkacak da gitsin fakir mi arasın şimdi? Ha, öyle olduğu zaman SMS'le de oluyor mesela. SMS atılıyor, bir şeyler atılıyor, böyle acayip acayip şeyler çıktı. Ama bir insan oradan ne yapmış oluyor, o gün o sadakayı vermiş oluyor mu? Oluyor, o da fakirin boğazına gidiyor. Onun için böyle de kolaylıklar vardır yani. Ben de çıkamıyorum şimdi yarın. Şimdi nereye çıkacağım fakir bulayım? O bakımdan böyle yardımlar yapılabilir. Yani hesaba yatırılıyor, işte SMS atılıyor vesaire vesaire. Ama elinden bir fakir biliyorsun, komşundur, tanışındır, elden gidiyor. O daha makbul. Bu şekilde yapılabilir inşallah. Hadis-i şerifte buyuruyor. Men sâme yemessâbi'e vel işrîn min racebe ve tasaddeqa fîh. Her kim Recep'in 27. günü oruç tutar da sadaka da verirse fakirlere keteballahu lehu siyami elfe hasene ve itka elfe rakabe.
O günün orucu, yani yarınki günün 27'nin orucuna mukabil Rabbim sağ tarafına 1000 tane hasene yazar. 1000 hasene sevap demek. Bir de daha önemlisi 1000 tane köle azadı yazar. Bir köle azat edenin kendi vücudu cehennemden azat oluyor. 1000 köle azadı sevabı yazar. Zaten bu zamanda köle yokmuş yok. O sevabı hiç kazanamadık. Hiç olmazsa ona muadil sevaplar kazanmaya bakalım. Yarın oruç ve sadakayı da ihmal etmeyelim inşallahurrahman. Tabii onu soranlara dernek burada şimdi vakit kalmadı. Bana notlar gönderdiler. Velakin bilgi almak isteyenler 0212 efendim alan koduyla 923 1923 buradan telefon edip bilgi alabilirler. SMS sistemi var, işte şu var, bu var vesaire. İmkanlar var, irtibatlar var. Bizim ses vasiteye de atsınlar. Bu yani derneğin faaliyetleriyle ilgili olan bu bilgileri. Oradan da bakmak isteyenler bakarsınız. Benim çünkü şu anda tafsilatına girecek vakit kalmadı. Yatsı namazını cemaatle inşallah ihya edeceğiz. Efendim kısaca da bir dua edelim inşallahurrahman. Hepimiz ibadetlerimize çekilelim. Evlerimize, ocaklarımıza çekilelim. Rabbim tebareke ve teala fazl-ı keremiyle gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bir de Lale Gül dergisinin en sonunda bir dua var. Çok kısa ama sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular ki hel minet duai şeyun la yurad. Bir öyle dua var mı ki asla reddolunmasın. Yani reddolunma ihtimali olmasın. Allah Allah. Nasıl soruyorlar? Sahabe-i kiram ne akıllı sorular sordular ya. Bu hadis-i şerif Taberani'de var. Mucem-i Kebir'de. Evet. Bir adam geldi diyor İbn Abbas Hazretleri. Dedi ya Resulallah var mıdır bir dua ki hiç reddolunmaması kesin olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Var. O kadar kısa ki bence dualarınızın başına bunu ne yapın biliyor musunuz? Sübhane Rabbiyel Alel Vehhab gibi başa alın. Zaten El-Ala isminden geliyor bu iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her duaya neyle başlardı? Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab. İşte o çok önemli. El-Ala ismi. Burada da zaten dergide neyi yazmıştık? El-Ala ismini yazmıştık. El-Ala ismi Rabbimizin Sebbih isme Rabbikel E'la. El-Ala ismi 99 isimde var mı? He? Nasıl korktunuz şimdi önüne gelene var deme? Yok, evet. İşte El-Ala ismi 99'da yok ama yine Esma-i Hüsna'dandır. Esma-i Hüsna 99'da sınırlı değildir. 99 Esma-i Hüsna'dandır. Yoksa 1001 ismi şerif var. Onun için El-Ala ismi şerifinin efendim duasıdır. Es'elüke bismikel e'lel e'azzil ecellil ekram. Nasıl bir isimler sıraladın? Es'elüke senden istiyorum. Bismike senin isminle. Hangi isim? Kaç isim saydı burada şimdi? 4. El-e'la, en yüce. El-e'az, en ulu. El-ecel, en büyük, azametli, celal. El-ekram, en keremli, en cömert, en iyilik sahibi. 4 isminle istiyorum dedikten sonra diyor ne istersen reddolunmaz ya. Yani. Bu duada bu gece de size nasip oldu. Şeyin sonu. Dergi 96'da bitiyor ya hep. 96'nın en son satırı. Es'elüke bismikel e'lel e'azzil ecellil ekrami. Amin. Yani bu şekilde bu duayı da inşallah nasip olsun yapasınız efendim. Rabbim tebareke ve teala peşine yaptığınız tüm dualarınızı dünya ahiretiniz için hayırlı olan maksatlarınızı hasıl eylesin. Amin. Evet. Burada bir miraciye var. Duanın sonunda yani bu da değişiktir. Ahmet İbni Hicazi Hazretleri'nin Tuhfetül İhvanı'ndan almışım. Bu da kıymetli, çok muazzam bir eserdir. Ondan inşallah sonunda o da dualar istiyor, yapıyor. O duaların neticesinde de salat selamla bitiriyor. Sohbetimizin sonu onunla bitirelim. İnşallahurrahman. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin.
Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elukel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna nes'elüke rıdâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna nes'elukel cenneh. Mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ estaâzeke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم cümlemizi bu mübarek gecede affeyle mağfiret boyunlarımızı cehennemden azad eyle Allah'ım son nefese kadar imanla yaşayıp son nefeste hüsnü hatimeler nasip eyle. Çoluk çocuklarımızı ıslahtan aciz kaldık. Terbiyelerini sana havale ettik. Hayırla ıslah eyle, idat eyle. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Bizim de onların başına bela olmamızdan onları muhafaza eyle. Birbirimize imtihan ettiğini buyuruyorsun. Sen bu imtihandan selametle çıkmayı, ahirette birbirinden davacı olmayarak huzur üzere cennetlerde cem eyle. Ya Rabbi rızıklarımızı helalinden ihsan eyle. Haramlardan, şüphelerden muhafaza eyle. Allah'ım oruç ehli eyle, zikir ehli eyle. Allah'ım vera ehli eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şüphelerden de haramlar gibi sakınmak nasip eyle. Kurban olduğum sana haramları bize ya ateş gibi göster ya Rabbel Alemin. Dünya sevgisini kalplerimizden ihraç eyle. İman ve taatleri kalplerimize tezyin eyle. Kafirliği, fasıklığı, masiyetleri cümlemize kerih göster, ikrah etmek nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi rızıklarımızı helalından ihsan eyleyip haramlardan, şüphelerden beri eyle. Amin. Ya Rabbi rızkımıza kefil oldun, kefil olduğun işe karşı itikadımızı kuvvetli eyle. Amin. Bu yüzden günahlara düşerek kazandırma bizi ya Rabbel Alemin. Amin. Rızkımız yazılmıştır, buna inanmayı bize nasip eyle. Amin. Helalından beklemeyi, helalından talep etmeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım üzeri malımıza canım karışmışsa, haramlar karışmışsa mallarımıza ya Rabbi. Sen fazl-ı keremiyle, afiyetle, sen o ya Rabbi belasız, musibetsiz şekilde mallarımızdan o kul hakları var ise, ne haramlar var ise onları çıkartıp da öyle ölmek nasip eyle. Amin. Ölmeden mutlaka bizim malımızı, canımızı tertemiz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geçmişlerimize garık ayık garık rahmetler eyle, kabirler nur eyle, derecelerini âle eyle. Şeyh Naci Efendi Hazretleri vefat etti. Tam da bak Miraç gecesi Mevla'ya uruç etti, miraç oldu ona. Biliyorsunuz Evliyaullah'tandı. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri bizi tanıştırdı. Dedi ki kırklardandır. Ben o zaman çok ilan etmedim. Kendisi de gizli kalmak istedi. Bir kere orada sohbete de geldi. Fakat çok prostat kanseriydi. Çok uzun oturamadı biraz. Sohbete de geldi o yukarıki şeyde derneğimizde. Efendim, mübarek zat. Yani belaların kendisi hürmetine kalktığı 40 veli var ya, ebdel deniyor. 40'lardan biri olduğuna şahitlik ediyorlardı. Birçok alimler, veliler böyle söylüyorlardı. Efendim Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Mübarek işte dünya hiç kelamış konuşmayan deyince bir iki kere oturdum onlar ama dünya kelamı yok. Dünya rağbeti yok. Efendim sadece dua var. İşte zaten Allah dostun alametleri. Hiçbir şey lanet etmezler, beddua etmezler. Sıralı dua derler. Sıralı zikrederler. Bütün her tarafı karnavan içinde. En son ziyaret ettim. Yine tesbih elinde. Yemekten içmekten kesilmiş. Zikirle meşgul oluyordu. İşte çok büyük bir tabii efendim musibet bizim için. Hakikaten bir alimin, bir velinin ölmesine çok üzülüyoruz yani. Çok üzülmemiz lazım. Çünkü kim diyor alimin öldüğüne üzülmezse diyor Allah Teala ona gazap eder diyor.
Efendim İmam Gazali Hazretleri kitaplarında, eserlerinde. Çünkü alimin ölümü, alemin ölümü, dinin ölümü, Allah dostlarının ölümleri. Tabii mutlaka bu 40'lardan biri ölünce ne yapıyorlar? 70'lerden var, oradan işte 300'lerden var, 700'lerden var. İlla yerleri dolar. Dünya kıyamete kadar bunlardan boş kalmıyor. Şimdi o itibarla Allah Teala kendisine garik rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Burada bırakmadılar. Bıraksalardı işte yarın iki namaz olsaydı insanlar çok istifade ederdiler ama herhalde Suriye'ye götürmek istediler. Onun için bu gece belki de şimdi yola çıkmıştır cenazesi. He? Havaalanında mı kalkacak? Uçakla mı gidiyor? He? Uçakla gidiyor. Daha iyi olmuş yani. Yollar daha şey. Allah Teala selametle yuvalarına nasip eylesin. Çünkü Suriye'de sıkıntılı. Bir de oraya da şimdi cenazeyi götürecekler. Çoluk çocukları beraber. Allah'ım yol selametleri versin. Fazl-ı keremiyle yerine ulaştırsın. Bize de, bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin Allah'ım amin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyemizi vasıl eyle, kabrini nur eyle. Ya Rabbi dünyada tanışmayı nasip ettin, ahirette de şefaatine nail eyle. Ya Rabbi la. Ve ya hayrun nasirin, ve ya hayrun fatihin. Hepimize bu gece makbul dualar nasip eyle. 12 rekatımızı kılmayı, huzur üzere tamamlamayı, peşindeki zikirleri huzur üzere gafletsiz bir şekilde tamamlamayı nasip eyle. Teheccüd namazları kılmak nasip eyle. Yarınki o oruca kuvvet ihsan eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'le bu gece ruhani miraçlar bize yapmak nasip eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'le peşine dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için elzem olan, senin razı olduğun hangi dualar varsa kalbimize, dilimize o duaları ilham eyle. Amin. Ve Fazl-ı Kerem'le kabulün eserini izhar eyle. Amin, amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin, amin. Cemaatlerimizden Abdurrahman, Eşref, Seda, Ziya, Maksud, Hasan, Cafer, Ali, Yusuf, Mehmet, Ömer, Saadi, Hüseyin, Niyazi, Salih, İsmail, Abdülmetin, Adil, Hacı, Mustafa, Ramazan, Zarif, Yunus, Ruhi, Fırat, Seyide, Emine, Besime, Sıdıka, Nesibe, Hatice, Ayşe, Naciye, Kader, Remziye, Nursel, Sabite, Bilge, Emriye, Nezihe. Tabi cemaatimizden olan var, olmayan var. Velakin bize bir şekilde ulaşıyorlar. Her birerlerine meyit ve meytelere rahmet eyle, kabirler nur eyle, günahlarını affeyle, Miraç gecesi seni gören gözler hürmetine, azapları varsa bu gece hürmetine def eyle ya Rabbi. Allah'ıma bize de arkamızdan böyle dualar, böyle mübarek gecelerde anılmaklar, okunmaklar nasip eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle ruhaniyetlerin. Haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Okumuş olan 572 adet Katb-i Şerif, 9296 adet Yasin Şerif, 85 adet Sûre-i Fetih, 94.500 adet salavat-ı şerife, 53.566 adet ihlas-ı şerif, 35.000 adet kelime-i tevhid, 12.000 adet el kürsi, 606 Fatiha-ı şerife, 2.250 hasbunallahu ni'mel vekil, 4.444 salat tefriciyeleri de, dergâh-ı izzetinde ve bârigâh-ı mecd-i uluhiyetinde ehseni ve temmi kabul ile makbul eyleyip, sen hasıl olan cümesubatı, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehl-i Beyt'inin, sahabesinin, sair enbiya azamın, Resul-ü Fikam'ın, ervah-ı tayyibelerine, sahabe-i kiramın, ezvac-ı tahiratın, hulefâ-i raşidinin, ensâr-ı muhacirinin, tabi'in tebe-i tabi'in, eymme-i müştehidin müfessirin, muhaddisin fukâ-ı kurratullâb-ı huffaz ve bir cümle hamele-i Kur'an ervahine, silsile-i meşayihimizin, hasaten Efendi babamızın, İsmet babamızın, vesair-i meşayihimizin, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, İmam-ı Rabbani Masum Beyidullah Rahar Hazretleri'nin, hazaratının, vesair meşayihimizin ervah-ı tayyibelerine ve bu kıraati yapanların geçmişlerinden ve bizlerin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervahine
Adem babamıza, Havva anamıza kadar bizi doğuran bütün müminin-i müminat ervahini hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Sahiplerinin hayırlı muratlarını hasıl eyle. Amin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme. Bismillahirrahmanirrahim. Sâdel enâme Muhammedun hayrul verâ. بفضائل جلت عن الإحصاء فجوامع الكلم التي ما نالها أحد من الفصحاء والبلغاء وإلى الخلائق كلهم إرساله فشفى القلوب الجمة الأدواء وله الوسيلة والشفاعة في غد ومقامه السامي على الشفعاء فيجيء يومئذ كما قد قاله أنا راكب والرسل تحت لوائي ولقد دنا من ربه لما دنا في ليلة المعراج والإسراء سمع الخطاب بحضرة قدسية ما حلها أحد من العظماء وبرؤية الجبار فاز ويا لها من نعمة عظمت على النعماء ما نال موسى والخليل ومجتبى ما نلته يا سيد النجباء يا كنز مفتقر وملجأ عائد يا أفضل الأجواد والكرماء أنت الوسيلة للإله فاسأل لنا عفواً عن الزلات والأهواء ودخولنا الجنات أول وهلة وشفاعة للمنشر الخطاء بك نستغيث ونستجير ونلتجي من ذي البلاء وفتنة الأمراء ونروم فضلا من جنابك سيدي وشفاعة يا أعظم العظماء فإليك ساق الله سحب صلاته وجزاك رب العرش خير جزائي وعلى صحابتك الرضا متعددا والآل والأتباع والعلماء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة
min qâbe qavseyni lem tüdürek ve lem türemi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı kullihimi ve qaddemetke cemi'ul enbiyâi biha فالرسل تقديم مخدوم على خدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين اللهم يا رب إنا نسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت بي ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلبنا الحزين وتجيب دعوتنا وتعطينا رغبتنا وتدخلنا جنة المأوى وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وتجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتقينا عذاب النار وتعطينا كل خير وتعيذنا من كل شر وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين وتصلي وتسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين Askerlerimizden Mehmet Özal, İslam Çubuk, Muhammed İsmail Kaya ve Davut Kayalı. Yani Perşembe'den bugüne 4 şehidimiz var. Perşembe'den bugüne 4 şehidimiz var. Ben dedim size, istedik mi başlatırız, istedik mi durdururuz mesajı veriyorlar dedim. Bir zaman evvel. Ben size dediklerimi dinleyin siz. Yine bak bu kadar şehit. 3 günde 4 şehit. Yani bu acayip artmaya başladı. Allah Teala bir an evvel bu kanı durdursun. Bu hain PKK'yı, PYD'yi ve arkasındaki Siyonizmi, bütün Avrupa güçlerinin, haçlı efendim zihniyetlerinin hepsini kahru mahru perişan eyleyip, askere polise uzanan elleri kırsın Allah'ım. Fazl-ı keremiyle kafaları koparsın Allah'ım. Amin. Şehitlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 يا رب هديلerimizi vasıl eyle, kabille nur eyle, ilk damla kanların akmasıyla günahlarını mahveyle, ailelerine sabrı cemil, ecri cecil ihsan eyleyip, ya Rabbi ruhlarına hediyelerimizi vasıl eyle, amin. Şehadetleri okuduk. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem ve teslimen kethiren velhamdülillah. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin, sahabesinin, silsile-i meşayihimizin ve bu celsemizde adları geçen şehitlerimizin ve bundan evvel bu vatan uğrunda şehit olmuş cümle şühedamızın Hazreti Alparslan'dan bugüne kadar senin dinin, İslam ve vatan sevgisiyle kutsallarımızı, mukaddesatımızı muhafaza niyetiyle şehit olan cümle şühedamızın
ervahı için, Fatih Sultan, Yavuz Sultan vesaire, Selahattin Ali Osman Hazaratın ervahı için, Şeyhülislam İsmail Efendi vesaire, Şeyhülislam'ın ervahı tayyibeleri için ve bu celsede isimleri geçen meyit ve meyitelerin ervahı için ve bu cemaatimizin, bizlerin geçmişlerimizden müminin-i müminat ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.